Mukabele efendim. Bil mukabele efendim. Bil mukabele efendim. Selamlar. Selamlar ama da bunlar. Evet, merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? Neler yaptınız? Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Dediğim gibi yayının başlangıcı dedim ki açılış kısmında. Dedim kendimi dedim her gün dedim böyle dedim minik minik eğer ki hani toparlarsam edersem 2 yıla kalmaz tam olarak ciddi sağlık düzeyine erişebileceğim inşallah. Umarım sizinkisi benimkinden daha kısa sürer. Umarım. Umarım. Nasılsınız? Neler yaptınız? Bugün gene arkada ımsız bir konum var. Yazık, gözü çok kötü hala. Hala gözümüz çok kötü ya. Krem sürüyoruz ama. Krem sürüyoruz, solüsyon sürüyoruz. Bakalım geçecek inşallah. Bekliyoruz. Ivı. Ivı. Bizim yüzümüz çizildi. Gözümüzün altı çizildi bizim. Çok mutsuz. Gofin'in geçti mi? Gofin'inki de birazcık daha iyi. Gofret'in de her yaz ayında olduğu gibi yine bir deri hastalığı var kendisinin. O nüksetti. Bakalım onu da işte tentürdiyotla bir tane merhem verdiler. Onu kullanıyoruz. Bakalım inşallah geçecek ikisininki de. Az önce dolanıyordu buralarda. Gofret! Gel! Gel kızım! Neredesin? Orada yatmış o. Hayatım şu an hayatta kalkmaz. Öldür onu kalkmaz oradan. Mümkün değil şu anda. Başı nasıl oldu? Vallahi migren ağrılarım geçmiyor. Ben de migren ağrılarımla yaşamayı öğrendim. Mecbur kalarak. Mecburen yani öğrenmek durumunda kaldığım için bu ağrıyla yaşamayı. Bu ağrıyla yaşamaya çalışıyorum efendim. Bakalım inşallah inşallah geçecek dediğim gibi tam anlamıyla. Ama yani bu aralar hem hava sıcak hem dün çok kötü oldum. Dün ben yayından sonra, bu arada çok affedersiniz ama istifra ettim. Vallahi VR beni o kadar kötü yapmış. Bir daha o kadar hareketli oyun oynamayacağım. Bir daha o kadar hareketli oyun oynarsam içinde en azından güzel kızların olduğu bir oyun oynayacağım ki buna değsin. Buna değmesi gerekiyor. Diğer türlü yok kardeşim. Kimseler kusura bakmasın. Kimseler kusura bakmasın. İçinde güzel kız olmayan oyunları bundan sonra oynamayacağım. İçinde güzel kız varsa okey. Okey bakalım. Bakalım bekleyeceğiz. Kardeşim hentai için 10.000 abone olsun. Hentai oynarız bakalım. Bakalım. Mia'nın gizli bir yeraltı mafya lideri olma ihtimali neden acaba bu bakışlar falan ama tekin değil. Asla değil. Asla değil. Birazdan bas bas bağırmaya başlar zaten yine. Şimdi odadayız konuşuyorum. Hani bir yerle ilgileniyorum ama onunla ilgilenmiyorum ya. Bir 5-10 dakikaya bas bas bağırmaya başlar zaten. Şimdi arkada öyle yani uslu uslu oturduğuna hiç bakmayın yani mafyanın. Mafyasın kıra. Ultra mega kükreme gelir mi? Gelme. Gelme uykusu var. Uykusu var. Uykusu olduğu için asla kimseye muhatap olmaz. Ya kapım açık yapıyorum artık yayını. Çünkü gerçekten bu oda o kadar sıcak oluyor ki dayanılabilir gibi değil yani asla asla mümkün değil yani ya evi çıktım dua edin de geçsin ya şu gözünün altına aşırı gıcık oluyorum çünkü çocuğu her sabah öyle görünce. Direm Süpe'ye hoş geldin. Yo neye sefalar getirdin. Nisa Deniz efendim. Kemal SK. Evren FD'ye hoş geldin. Mert TT. Yusuf Özkan. Cubra sefalar getirdin. Nurneri 97. Erba 61 efendim. 18. ayında. Hay maşallahlar diyorum. Flor Reagan hoş geldin. Cem Terzi. Zeyufe sefalar getirdin. Avokado Diyargı Meşin hoş geldin. Küpücü Kuklu efendim. Elibit göndermiş. Kütahya semalarından kalbimize ışık saçan ultra mega parlak yıldız yayıncım. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler demiş işte. İşte bak. Bak. Görüyor musun? Bak, hipotetik mezonda anca random atsın mesela. Sesten bug yüzsün. Görüyor musunuz? Ayıp. Tek bir gün şöyle bir mesajınızı görmedim ya. Görmedim. Kaç yıllık abonem bunlar benim ya. Kaç yıllık abonem bunlar benim. Tek bir gün bile şöyle bir kelamlarını göremedik ya. Ya her yayın yorumun hepinde bize trip atma. Kardeşim ben olanı söylüyorum ya. Olanı söylüyorum. Senin yanında yok mu bilmem kaç aylık abone simgesi. Ne zaman duyduk böyle bir şey? Ay efendim Utku C. 18. Utku'cum hoş geldin. Çok teşekkürler ediyorum. Lucifer 5 oğlu 66 efendim 9. ayında Geto Guru hoş geldin. Doymayan bir gece hoş geldin. Breaking Down 1. Berk falan hoş geldin. Han Deniz hoş geldin. Ay Breaking Down'u görünce...
Aklıma şey geldi. Benim Twilight fangirl'lüğüm. Ay ne kadar kötü günler ya. Ne kadar kötü günler geçirdik. Yani Allah sizi inandırsın. O kadar zor, o kadar insanı yaralayan ve parçalayan bir gençlik geçirdim ki. Yani Allah çok az insanı yaşatsın bunu. Tabii ki de yani bunları yapa yapa yani hataları yapa yapa ilerideki karakterin falan filan belirleniyor. Benim karakterim de çok sağlam olmadığı için. Az sayıda insanın başına gelirse benim yaşadıklarım sevinirim. Sevinirim tabii ki de. Çok kötü, her şey çok kötüydü. Her şey çok kötüydü. Ya hatta geçen gün bir arkadaşımla beraber hani ölüp bitiyorduk, kitapları da hemen alıyorduk, 2 günde tüketiyorduk falan. Herhalde bir kitap daha mı çıkartmış? Bir şey mi çıkartmış? Yani ne çıkartmış bilmiyorum yazarı. Ama bir şey çıkartmış yani, bir şey yapılmış. Bilmiyorum daha henüz. Bilmiyorum, geçen gün öyle bir şey çıtlattı yani. Tam emin değilim tabii ki de ben de. Niye nereye bakıyor? Korkunç. Bir yere bakmıyor ya. Sabit o. Yatmış zaten. Baksana uyuyor. Yazık, hiç kimseye bir zararı yok garibim. Arkada duruyor. Başrol oyuncularından birinin bile sevmediği bir yapım olduğunu düşünürsek evet bayağı zor zamanlar geçirmişsin. Bu arada hype trenimizi Ospiro Börnk'le tamamlamışız. Ay! Nerede kaldım? Berk falan hoş geldin, Anderiz hoş geldin, Gizemcim efendim 16. ayında Hazar Telli hoş geldin, Aykut Usta Burak 2022'ye hoş geldin, Bacari Bot efendim 10. ayında hoş geldin, sefalar getirdin, Doktor Aşk ile Pius hoş geldin, Portakallı Dondurma hoş geldin, Özcan Yıldırım efendim 2. ayında, X Deniz hoş geldin, kendine Aro sefalar getirdin, Mert Unsu, Yaenna, Quens, Beyza Şult, Beyzit hoş geldin, Richen hoş geldin ve Beauty 8. ayından hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar, merhabalar. Hikaye Edward'ın gözünden anlattığı bir şey. Ha! Tamam. Tamam, okey. Okey. Ya ben aralıksız olarak... Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk nasıl izledim biliyor musunuz? İlkini gidip sinemada izleyemedim. Sinema çekimi olan bir internet sitesinden izledim yani. Türkiye'de birisi sinemaya gidiyor. O dönemi bilir misiniz siz, o kara dönemi? Ya öyle kaç tane film izledim ben. Çok kapkara bir dönem vardı efendim. Şöyle oluyordu. Birisi kamerasını alıyordu, sinemaya giriyordu, onu kaydediyordu, sonra internete yüklüyordu, sen de oradan izliyordun. Hani artık gelir grubum nasıl bir yerlerdeyse, yani nasıl bir yerlerdeyse, sinemada oynuyor, sinemada gidip izleyebilirim. Ama yani hani oraya para vermek istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum o dönem? O dönem istemiyorsun. O yüzden mesela gidip oradan izliyorsun. Yo hayır, bir de şöyle başlıklar vardı bu arada Hakkı. Mesela atıyorum şey yazarlardı. İşte hiç titremiyor. Yemin ediyorum ki öyle başlıkları vardı ya. Sabit falan diye. Dizimek. Hayır bu arada bir şey soracağım. Dizimek de gayet de hani kaydediyor. Allah razı olsun. Eşek adam. Eşek adam sayesinde kaç tane diziyi Türkçe alt yazılı izledim. Kaç tane diziyi? Vallahi yemin ediyorum yani adamın git elini öp. Adam sayesinde İngilizce söktük lan bütün memleket sağ olsun. Almanya bilmiyorum. Daha sonrasında Korsanla Savaş tabii ki de çok ciddi boyutlara erişti ki ben de hiç tavsiye etmiyorum. Tabii ki de gidin. Eserin sahiplerinden efendim mümkünse izleyin edin. Çünkü doğru değil yani. Korsan doğru değil. Hiç. Aa, kitapta mümkün değil. Kitapta asla korsan okumam. Hayatta korsan okumadım kitapta. Kitabımı giderim alırım. Kitabıma para veririm. Ama filmler kaçak. Ya çünkü şey diye düşünüyorsun yani o dönem. Korsan gibi gelmiyor ki. Korsan gibi gelmiyor. Diyorsun ki yani benim diyorsun sinemaya biletine verecek o kadar param var mı? Ya üstüne bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar sinemaya gidiyoruz diyelim ki annem zorla evde mısır patlatıyor. Onu böyle plastik poşetin içine koyuyor bir de. Arkadaşlar orada böyle alıyorlar şeyi. Ne bileyim mısırının kolasını. Ben alamıyorum. Ben alamadığım için de haliyle istemiyorum yani o şekilde gitmek. Bir de diyordu ki sürekli Mısır o kadar para mı vereceksin? Bunu çantana koy. Büyük çantayla gidiyorsun falan.
Sevmiyorum. Arkadaşlarım öyle yapmıyor. O yüzden benim de öyle yapmamam gerekiyordu. Artık bir de korsan olarak bulamıyorsun da. Gerçekten bulamıyorsun. Aa, bir şey, annemin yaptığı mısır her zaman daha iyidir de bu arada. Hadi neyse şimdi. Nasıl 18 yaşsın? 18 yaş sınırı olan filme mi gitmeye çalışıyordunuz? Bir dönem girişte kontrol ediyorlardı senin yüzünden. Ben de benim gibiler yüzündendi o. Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. Şu anda ne mesela mısır fiyatları? Allah aşkına sinemalarda. Ay dur bir saniye, ekranı böyle. Heh. Bekle şimdi. Sinema fiyatları. Desek. Sinemaksimumlar hala çok pahalı mı? Çok pahalıydı çünkü sinemaksimumlar benim dönemimde. Dur bakayım. Hocam parası yazıyor mu? Parası yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor parası. 20 lira mı? Lan benim dönemimde 20 lira. Allah belamı versin, benim dönemimde 20 liraydı. Vallahi ya. Aa, ama şey oluyordu mesela, mısır ve kola menü falan oluyordu. 30 lira diyen var. Var mı arttırın? 50 lira gördüm çünkü az önce. Ha, pandemiden sonra bilet alana beleş mısır veriyorlar. Ya zaten pandemi döneminde yazık gerçekten. Sinemalar, tiyatrolar biliyorsunuz resmen resmen can çekiştikleri için insancağızlar. Ay ne kötü ya. Kabus gibi. Gerçekten kabus gibi. Rex kapa. Aa, Kadıköy'deki Rex mi kapandı? Hayda. Neden iş yapmıyor diye. Sinema yerlerinde satılan yiyecek içecekler havaalanıyla yarışır resmen. Yok, havaalanıyla asla yarışamaz. Hiç var mı lan öyle bir video mesela, havaalanı fiyatları bak. Ama havaalanı fiyatları çok yüksek. Aşırı yüksek ama. Saçmalık yani. Oha, Duty Free'ler mi? Wow! Wow! Dur bakayım. Bunlar biliyorsunuz ki bunlar ekstra ucuz. Hani ekstra ekstra. Gezen Adam Fatih diye bir kanal buldum. Ben bir kere havaalanında yemek yemek gibi bir hata yaptım. Bir daha ölene kadar asla yapmayacağım bir hata mesela. Mümkün değil. Mümkün değil canım. Saçmalık yani. Gerçekten saçmalık. Biz eskiden TRT'yle seyahate gittiğimizde arkadaşlarım bana liste verirlerdi biliyor musunuz? O zamanlar sayı sınırı da yoktu. Parfümü. İşte ne bir... Parfümü. Hocalarım. Ya çok sevgili TRT'deki hocalarımız kızmasınlar. Normalde hani yasaktı. Aldırmazlardı ama işte ne bileyim, alkol. O zamanlar sayı sınırı da yoktu. Yani alıyorduk. Vallahi alıyorduk. O kadar ucuz oluyordu ki çünkü. Hatta ben şeydi, şişesi çok güzel değil, hiç bilmeden Malibu almıştım. Nasıl içilir, nasıl tüketilir bilmediğim halde yani. Güzel Adam Fatih'i takip edin. Fiyat göster abi. Ha. Paris takımı 5 euro. 5 euro mu? Havalimanının tuvaletleri güzel ama koridor bayağı uzun. Bu arada havalimanı tuvaletleri bedava. Yani tuvaletiniz ona göre ayarlayın yoksa altınıza kaçırabilirsiniz. Bedava olan tek yer. Şöyle bir fiyatlara da bakalım. Polderos. Toblerone. Toblerone ne kadar abi? Jack Daniel's. Viski fiyatları. Hey!
Ne? Yalan lan bu, dur. Ne lan bu? 7.000 lira gibi falan bir şey, kalpten gidiyordum diyorum, ne oluyor, ne saçmalıyor insanlar. Ha bak, bütün viski fiyatları var şu anda günceldeki. 35'lik Johnnie Walker 120, 50'lik 160, 70'lik 225, 100'lük 305. Hocam Jack Daniels arıyorum ama Jack Daniels yok mu hocam? Chivas Regal'de değil hocam. Jack Daniels arıyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam. 35'liği 145 birim. 145 birim. 22 euro. 5 euro indirimi varmış bakın. İndirim de var. 2000. 1 litrelik 18,90 euro. Bu da Sivaslılara gelsin spesiyel. Ama bu biraz özel herhalde. 315 euroymuş. Bu ne abi, araba mı alıyoruz ya? Niye lan Sivaslılara gelsin bu ikinci Sivas. Onun fiyatı 29,90 euro. lan şimdi ya olay çıkara, onun fiyatı niye öyle? Ha, 25 yıllık. Aa, anladım, tamam, peki. Alabileceğiniz en ucuz viski Valentis 16,90. Bu da 23 euroymuş. Familos Gross. Allah. Aa, Malibu'nun fiyatı artmış. Benim aldığım dönemde ben 10 euroya mı ne almıştım? Hatta İsveç Duty Free'sinden almıştım. Eskiden Bodrum'da tekel Ya bir de bayisini görgüsüz gibi onu böyle valize tıkıştırmaya Türkiye'de falan çok büyük buradan rezillik. sevgili Hasan Enişte'ne sevgiler. Allah kimseye yaşatmasın rezilliği. Bakıcılara gelsin. Burada ikilisi var. 30 euro.90 euro. Allah'ım Allah'ım. Yeni rakı ne? Burada Bir dakika, yeni rakı biliyorsunuz ki yeni rakı bizim ya, hani yeni rakı. Şimdi biz mesela, ben yeni rakıyı mesela mümkün değil. Mümkün değil, 29 liraya alamam. Mümkün değil. Burada daha mı ucuz? Nasıl burada daha ucuz olabilir? Burada 29 liranın altında mı? Vallahi ben çok uzunca bir süredir rakı içmiyorum. İnşallah içinizde şunu yapan arkadaşlar yoktur. İşte 28,90 çarpı 10 yapan arkadaşlar umarım ki yoktur. Çünkü ekonomi öyle bir şey değil. Ben yine de söylemiş olayım da size. Ha, onunla çarpılmaz. Ekonomi böyle bir şey değildir. Birim olarak hesaplarsın ekonomide. Paranın gücünü de birim olarak zaten bulabilirsin. Paranın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar her yerde geçerli olduğunu. Çok basit, herkesin bilmesi gereken bir bilgidir bu. Ya birim olarak da hesaplanmaz da Gus Bey. Hadi neyse, hani gene en basit mantığıyla beraber anlatmaya çalışıyorum. Yani alım gücüne göre aslında hesaplarsın. En Burada basiti bu. En yeni basit rakının anlatma yeni şekli bu. şeyleri varmış. Bakın kızlara gelsin. Absolut Vodka 16,90. Gelelim sigara bölümüne. Paketi 76,50. Keston. Kız sigara fiyatları ne alemde, ben hiç bakmıyorum. Kamali Ne alemde sigara fiyatları? Ya zaten gerek sigara içen, gerek alkol tüketen insanlar biliyorsunuz ki yeni sigara ülkemizin var mı? vergi Ya. rekormenleri. 90 diyor. LM. Davidoff. Ben askerdeyken LM. bunlar kaçak alıyorduk. Ben anlıyordum da arkadaşlar alıyordu. Ben anlıyordum da arkadaşlar. Ben anlıyordum, bir arkadaşın arkadaşı kaçak alıyordu bunlar. Benim arkadaşlarım
Mersin Parlamenti derler. Ne onun adı? Siz bileceksiniz. Onun adı ne? Bunun aynısıydı hatta, arkadaşlarım içiyordu cidden bütün lise hayatım boyunca ya. Mersinli bir arkadaş vardı, zorla gidittiriyorlardı çocuğa. Prestij! Prestij he? Mersinli bir çocuk var, çocuğa zorla gidittiriyorlardı ya. Allah'ım her gittiğinde. Nasıl oluyor? Parlament 91.50 euro. 3 paket. Çünkü kiliste askerlik yapıyorduk. Orada böyle şeyler kaçak. Harbiden kilisten de ne kadar rahatsız oldu. Ace of War 2 de varmış ya. İstanbul'da Airport'ta. İlginç. Gucci falan var mı acaba? Demek buralara kadar geldi Ace of War 2. İçeridesiniz, canınızda bir kahve çekti. Böyle espresso, kapuçin yemek için. 17, 15, 16, 18 deren başlıyor. 20, 18 diye gidiyor. Kahve mi bu? Anınız mı çıktı burada? Anam git Starbucks'tan 15 liraya mis gibi kahve al iç ha. Sökeceğim ya, gıcık oluyorum böyle jelatinlere. Termosunu doldur git. Termosunu doldur git. Lira da abi, ya şimdi şöyle düşün. 15-16 liraya gayet çok daha kaliteli ve çok daha güzel kahve tüketebiliyorsun, anladın mı? Böyle bir şey vermek istiyorsanız 60 TL'ye bira içebilirsiniz. 115 TL'ye şarap. 25 TL'ye limon suyu içebilirsiniz. 30 TL'ye soda içebilirsiniz. Abi savaşta mıyız? Niye 30 lira soda? Ben mi yanlış gördüm? Savaşta mıyız ya? Allah belamı versin mod yani. Bu ne? Bu ne? Çok iyiymiş. Çocuğunuz da varsa 17 TL'ye süt içebilirsiniz. O içmeyi versin. Eve gideceğim. Sandviç yedim diyelim. 45 lira. Onun yanında dolma meyve olsun. 32 lira. Çakma sandviç. Ya havalimanı ya. Kiralar boru gibi. Çok affedersiniz. O yüzden böyle kafadan diye yazılıyor, anladın mı fiyatlar? Tost mu? Tost. Tost mu 22 lira. Simit 14 lira. Börek. Abi 26 lira. Börek yiyorum, börek. Kanser olmama ramak kalmayan 26 lirayı su böreğine vereceğimi söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Yemem. Yemem. Gerçekten yemem. Yani mümkün değil ya. Ay çok bilmiyorum. Cık. Aşırı acıyorum. Gerçekten. Ya çünkü bir özelliği olan bir yemek olur kesinlikle burada. 26 lirada. Çok daha büyük paralar da verebilirim. Çünkü ben yemeğe... Mesela kim insan kıyafetine düşkün, üstüne düşkün, başına düşkün. Beni bilenler bilir. Ben yemeğe çok düşkünüm. Yemeğe aşırı düşkünüm. Yemeğe para veririm. Benim için hiç problem değildir o. Yani ama bunun bir özelliği bu bildiğin börek. Peynirli su böreği. Annem bunun kıymalısını yapıyor. Artık 26 liraya yapamıyordur ama. Hoca ne istiyorsan 16 lira. Ya bunun içinde çok affedersiniz ama şu kadar kaşar var. Şu kadar. Allah bunun içine şu kadar kaşar koyuyorlar. O kaşar da donuk. Kankalar şimdi bu yurt dışına çıkış. Kanka mı? 50 TL harç pulu var ya. Bir yeni bir eskiden parayla alıyorduk. Şimdi bu banknotlardan kredi kartınızı hiç sokmadan dokunmatik hemen alabiliyorsunuz. 50 TL. 50 lira. İstanbul Havalimanı bayağı büyükmüş. Bayağı da büyük. Geçen sefer nereye gitmiştim ben ya? Gezmedim mi acaba? Hatırlamıyorum ki, bayağı yer gittik, gezdik. İçinde geç sen kaldığını söyleyen insanlar var. Şimdi 3 saat var daha düşünme. Haydi biraz gezelim.
evet gezen adam Fatih kankalar nereye gidiyoruz sizce? Sizce bence Amerika. Amerika'ya nasıl gidebilir? Koronavid zamanında nasıl gidilir diye bir video yaptım. Videomun tamamını izleyin ve Amerika'ya gitmek için sakın başka yerlerden bilet almayın. Nereden bilet almayın? Videomu izledikten sonra göreceksiniz. Nereden almanız gerekir? Neler yapmanız gerekiyor? Hepsi bir videonun içinde. Haydi gelin gezen adam Fatih videomu izleyin. Ne oluyor şu an ya? Bir şey dedi, sonra başka bir şey dedi Fatih abi. Adam nasıl ısınlardı keşke. Allah! Allah! Ay! Bir anda çıt diye gidiverdin. Evet, uçaktayız arkadaşlar. Tüm prosedürler bitti. Şimdi bizim okul kantininde sandviçler satılıyor. Gittim mal gibi aldım. Sadece görünen kısmına koymuşlar ekip. Bir şey diyeyim, benim dönemimde yemin ediyorum ki sucuk mesela kesiyorlardı. Böyle sucuğun arkasından böyle karşıdaki abiyi görebiliyordun. O kadar ince kesiliyordu. Kankamın gidiyoruz. Yani Türk Hava Yolları'yla giderseniz hiçbir şeye gerek yok. Direkt basıyorsunuz gidiyorsunuz. Buradan Hakkari'ye gider gibi. Gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlarla gidiyoruz. Türk Hava Yolları pahalı değil mi ya? Eskiden çok pahalıydı. Eskiden diyorum, hala yani şu anda benim mevcut bilet aldığım dönemlerden şu an yüksek çok çok daha yüksek fiyatlarda bu arada, değil mi? Kendi ses az bu arada, videonun sesi az. Ah bir kükre. Bitti mi Duty Free'ler? Aga bitti. Bitti. Ben Gezi kanalı izlemeyi çok seviyorum. Hatta benim favorim. Zaten herkesin de herhalde favorisidir diye düşünüyorum. Ya ben de Türkiye'de Gezi kanallarının artmasına bile çok çok büyük katkısı ve faydası dokundu kendisinin. Dur. Nerede ya hatta o? Bu aralarda sürekli bir arkadaşı öneriyor. Ama hiç bakmıyorum ona. Yani hiç daha tıklamadım bugüne kadar. Japon Hamza diye bir arkadaş ya bir böyle gezen adam Emre Durmuş. Normalde ben Emre Durmuş'u izliyorum sürekli olarak. Ama bu aralarda YouTube hani Emre Durmuş'u çok fazla izlediğim için sürekli Japon Hamza öneriyor bana. Emre Durmuş çok çok eski bir YouTuber yani şey olarak gezme etme kanalı olarak. Bilmiyorum, Japon Hamza'yı hiç izlemedim. Malta'da 40 kız kardeşim ile tropikal cennet. Malta aşırı pahalı ilk gün. Özbekistan'da ekstrem sokak yemekleri. Zanzibar manyak sokak yemekleri. Şeyden de çok korkuyorum. Hani aniden birisinin pipisi çıkar mı? Japon Hamza tam senin kafanda. Aa! Ne içiyorsun abla? Çay. Çay içiyorum. Ne içiyor olabilirim sadece? Şimdi bu rengi görünce ne? Tabii aklına başka bir şey ya. Ne içiyor olabilirim? Biliyorsunuz ki spor yapıyorum. Spor yaptığım için de elimden geldiğince düzgün şeyler yemeye, içmeye, tüketmeye çalışıyorum. Bugün kendime tamamen vegan, tamamen sadece 90 kalori bir tatlı yaptım. Bence çok güzel oldu Vede. Bak aklıma tadı geldi. Bak aklıma tadı geldi. O kadar güzel oldu ki. İçinde hiç bak. İçinde hiç şey yok. Rafine şeker mi diyorlar lan? Bu dili öğrenmem lazım çok acil. Rafine şeker desen unsuz, sütsüz, yumurtasız mükemmel bir puding yaptım bugün kendime. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Allah çarpsın avokado gerçekten bu spor döneminde hayatı kurtarıyormuş bak. Bak avokado, kabak. Yo çiyalı falan değil. Avokado, bir avokado, bir muz. Hepsini eziyorsun. Patates nasıldı Hakkı? Bir fırında patates yaptım. Sıfır yağ. Bak sıfır yağ. Hiç yağ yok içerisinde. Hiç tuz yok.
Bayıldı mesela Hakkı yerken. Batuhan da çok beğendi. Ne diyordu? Bir tam avokado ama olgun, böyle ezilmeye uygun. Bir olgun muz, bir şey kaşığı da, tatlı kaşığı da kakao. Bu kadar. Bu kadar. Ben muzun tadını tatlı, zaten çok tatlı bulduğum için. Zaten çok tatlı bulduğum için. Ha, öyle yedim. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti ama tabii ki de eğer siz böyle tatlı tatlı, çok böyle tatlı şeyleri seviyorsanız, ediyorsanız bilemem beğenir misiniz, ama ben çok beğendim. İster, evet evet, isterseniz işte tarçın falan da, ben bilmiyorum, ben çok beğendim onu. Kenya'da zehirleyen sokak yemekleri mi? Kıllı çorba mı? Ey Allah, bismillah. Kıllı çorba mı? Ne? Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde aniden bir şey görür müyüm? Çok gerginim. Görmem ya. Aman görmem. Yoksa YouTube nasıl bu kadar izin versin, bu kadar izlenmesine bu videonun? Vermez, öyle izin vermez. İzin vermez. Resmi olarak sokak yemek videosuna başlamış bulunmaktayız. Çok istiyorum ya. Çok isterdim daha doğrusu. Gençler, Kenya'dan hayırlı sabahlar. Artık akşamları sinek kısırmasını şöyle... Bu şekil mi yatıyor? Kendimin lastiğe sararak uyuyor. Çoraplarım falan da böyle. Şöyle duş almak için suyu ısıtıyoruz şimdi. Duşumuza gelirsek de şöyle bir duşumuz var. Şuradan sadece soğuk su aktığı için şöyle küvetlere sıcak ve soğuk suyu karıştırıp güzel bir şekilde yıkanmayı düşünüyorum. Yaklaşık 3-4 gündür yıkanmadığım için birazcık iyice pisleştim. İnşallah şu üstümdeki kirden kurtulup güzel bir sokak yemek turuna çıkarız. 1 hour later. Gençler, Kenya'dan selamünaleyküm, konnichiwa. Kapıdaki pisliklerden... Ya ben Kenya'dan değil, Konya'dan selamünaleyküm yaşayabilirim maksimum. Yani bu yoğunlukta, bu yayın düzeninde, dediğim gibi Max Konya'dan herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar, bugün Yozgat'tayız falan diye açabilirim yani. Daha de görebileceğiniz üzere şu an ufaktan bir ev temizliği yapıyoruz, o yüzden ev turunu birazdan yapacağım. Ondan önce yapmam gereken kendimi temizlemek. Şurada şöyle... Şöyle bir poşet dolusu kıyafetim var. Şurada gördüğünüz kıyafet benim Afrika'ya getirdiğim tüm her şeyim. O yüzden şu üstümdeki kıyafetler aslında son kıyafetlerim. Yarına geçik kıyafetim gerçekten olmadığı için de bugün de bunu yıkamam gerekiyor. Afrika'da, abi. Kenya'da çamaşır nasıl yıkanıyor hemen size göstereyim. Önce şöyle deterjanlı suyu böyle çırpı 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 köpüğün çıkmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra çoraplardan tutun, tişörtlerden vesaire her şey iç. Benim şeyi anlatmam gibi bu aynı. Yemek yayını yaparken... Bulaşık makinesini nasıl dizersiniz diye oturup anlattım ya size. İçine sokuyorsunuz. Sok babacım, sok babacım. İyice şöyle köpüklü deterjanlı suyu içine çekmesini bekliyorsunuz. Bu arada dipnot, şöyle plastik çantalar Kenya'da yasak. Yani plastik poşette ne olacak demeyin. Hem ceza yiyorsunuz hem de tutuklanma riski var imiş. Buradaki plastik kullanımını azaltmak için böyle bir yasa getirmişler. Ve havaalanından bayağı 2-3 poşet böyle elimde tutarak gelmiştim. Arkadaşım ne yapıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Onları böyle hemen alıp gizlice çöpe atmıştı falan. Yani maazallah... Nasıl ya? Bir daha içine çekmesini bekliyorsunuz. Bu arada dipnot, şöyle plastik çantalar Kenya'da yasak. Yani plastik poşette ne olacak demeyin. Hem ceza yiyorsunuz hem de tutuklanma riski var imiş. Buradaki plastik kullanımını azaltmak için böyle bir yasa getirmişler. Ve havaalanından bayağı 2-3 poşet böyle elimde tutarak gelmiştim. Arkadaşım. Ki biliyorsunuz ki biz Türklerin en büyük hobisi herhangi bir yere giderken elimizde poşetle gitmek. Yani istediğin kadar valizin olsun, en kaliteli valizlerin olsun, en iyi şeylerin olsun, muhakkak bir poşet bulunmalı yani yanında. O poşetsiz hiçbir yere hareket edemezsin. O bizim hobimiz. Hobimiz abi o.
program yapıyor falan diye. Ona böyle hemen alıp gizlice çöpe atmıştı yani falan. Yani maazallah sırf şunun yüzünden tutuklanırsınız. Kimse sizden haber de alamaz. Allah korusun, o yüzden dikkat edin. Vay kardeşim vay. Aslında ben 2-3 gündür şu an bu evde yaşıyorum. Misafirdim, dinleniyordum. Uganda'dan sonra çünkü hayvan gibi yorulmuştuk. Galiba akşama arkadaşım bir hanıma basın mı geliyor, ne oluyor? O yüzden bugün böyle evi temizlemeye başladı kendisi. Vallahi hiç misafir geldi. Onun için temizliğim falan yok yani. Bu arada küvetin içinde su var ama hiç yanlış anlaşılmasın. Evde hiçbir şekilde su yok. Elektrik falan da bugün var. Geçtiğimiz iki günün birinde yoktu mesela. Arkadaşın şurada bir alet var. Şöyle bundan ışık geliyor. Bilgisayara takıyor. İki gündür şununla geçiniyorum yani. Suları ne yapıyorlar derseniz de şöyle. Allah Allah Allah, her yeri döktük. Şurada görebilirsiniz bir depo su var. Aslında şunlar falan da doluydu da. Sabah duş alırken mesela o küvetlerin içindeki depo suları kullanmıştık. Yağmur yağdığında ya da sular aklında mümkün mertebe depoluyorlar ki. Leon o yazık çocuk küveti unutmuş geze geze. Ona şey değil mi, bak şimdi hazır mısın? Şimdi sanki çok böyle zekice bir şey diyormuş gibi ama salak aslında. Küvet değil ki o, kova o. Sığmazsın ki ona. Leon değil mi o? Birinin CHP belediyesine mi böyle? Haftanın diğer günleri soğumadığı zaman özellikle sıkıntı çekmesinler, ihtiyaçlarını giderebilirsinler, tuvaleti akıtabilsinler falan filan diye. Hani malum duş almak tutun tuvaleti akıtmak için bile bu depo sularına ihtiyaçları oluyor. Yoksa şu tuvaletin içerisi hiç böyle beyaz olmaz. İçme sularını ne yapıyor derseniz de hemen şöyle içeriği göstereyim size. Bakın arkadaşın şurada içme suyu var, tamam mı? Bu içme suyu aslında şu depo suyundakiyle aynısı. Sadece şöyle tüp ocakları var. Çünkü genelde elektrik kesik oluyor. Şu tüp ocağında bu suyu bir güzel kaynatıyorlar. Bu suya alışmayan insanlar için yine zararlı olduğu söyleniyor ama buradaki insanlar yani kaynatınca en azından gayet çok rahat bir şekilde içip edebiliyorlar. Bu arada şöyle Torkun'un dana macar salamıyla, Tamey'in barbunya plakisiyle veya süper fresh süper ton ile varlığımızı belli ediyoruz burada da. Tamam. Neyse gelelim şimdi çamaşırımıza. Burada bir güzel ıslandıktan sonra böyle işte deterjan suyu içine çektikten sonra bunların böyle yıkamalı çamaşır sabunu gibi şeyleri var. Bundan sonra şöyle sabunu alıyorsunuz abi. Şöyle vıcı vıcı yapıyoruz. Yani az eşyayla gezmenin aslında güzel yanı hafif olması ama 5 gün için mesela benim 5 tane tişörtüm var Afrika turunda giymek için. 5 tişört 5 günde bitiveriyor. Neyse bunları bir güzel böyle sıktıktan sonra kirli suyu döküyoruz tuvalete. Hem böyle... Ne yaptın abi? Çamura mı yattın onlarla? Çok sevgili Hamza Bey. Vıcı vıcı Hamza Bey. Çamura mı yattınız onlarla? Bir tuvalet akmış oluyor bir. Depodaki temiz suyu buraya döküyoruz. Adam çok az lan bu. Bana. Son bir kez şöyle sudan geçirdikten sonra asıyorsunuz ve Kenya'da bir çamaşır yıkanmış oluyor. Ben bunları yıkayana kadar baksanıza güneş batmaya başladı. Hatta arkadaşın hanım ablası bile geldi. Birlikte yemek yapıyorlar. Birazdan akşam yemeklerinde yine artı birleri olarak yemek yiyeceğiz birlikte. Yarın ise sabah Ay dünyanın en kötü hissi. Ben hayatım boyunca hep artı bir oldum. Çok şükür birkaç senedir bunu egale etmiş olabiliriz ama bütün lise hayatım arkadaşlarımın sevgilileriyle beraber artı bir yemek yiyen insan olmak oldu. Hamzam o kadar çamaşır yıkadı ama belki de bugün toprakta uyuyacak. Kendine sokak yemek turuna çıkıyoruz. Bizlere şimdiden ufak tefek afiyet olsun. Yarın görüşürüz. İyi geceler. The next day. Herkese günaydınlar. Çok ufak bir hesap hatası yaptım. Dün gece hayvan gibi yağmur yağdığı için şunların hepsi tekrar ıslandı. Yani hiçbir şey kurumamış. Tam tersine dünden daha da ıslak. Allah'ım yıkadım da daha kuruydu bunlar ya. Ve sadece ben de değil bak, bütün apartmanın çamaşırları sırılsıklı. Şimdi bugün beni gezdirecek olan kişi arkadaşım, bir başka arkadaşı ve bunun için de arkadaşın iş yerine gideceğiz. İş yerine nasıl gideceğiz derseniz de. Dren dren, arkadaşımızın motoru var. Afrika'da motor çok çok önemli. Zaten birazdan belki görürsünüz ama ters şeritten gitmek istiyorsan motorla gideceksin. Arabanın içinden gitmek istiyorsan motorla gideceksin. İki şeritte doluysa sen ortadan geçeceksin ya da iki şeriti üçlemişlerse ve sen dördüncü olarak aralardan geçeceksen motorla geçeceksin. Müthiş detaylar. Geçin Afrika'ya gelirseniz kesinlikle motora binin. Şimdi son iki gündür böyle işe gidiyoruz biz hep. Ama ben 100 kilo olduğum için ve evin çıkışında şöyle bir yokuş olduğu için her zaman... 100 kilo mu? Asla da 100 kilo değil. Ben önce yokuşu yürüyerek çıkıyorum. Arkadaşlar şöyle motorla önden çıkıveriyor. Sonra da yokuşun tepesinde buluşup birlikte işe gidiyoruz. Kaç abi boyun. Gördüğün kadarıyla trafik diye bir şey hiç yok.
yok. Hani freni basmak diye bir şey yok. Kim daha fazla gaza basarsan öyle geçiyor ve trafikten kurtulabiliyor. Öyle bir mantık var. Böyle olduğu için de böyle motorlar her zaman en iyi seçenek oluyor. Doğru ama yazık, baksana öndeki cücük gibi diyeceğim de, gerçi bu koltuktan arka koltuklar daha yüksek oluyor ya. Sana bildiğin araçlara teğet geçiyoruz ya, görüyor musun? Ve gençler, arkadaşın ehliyeti yokmuş. Yolda bunu öğrendikten sonra kamerayı bıraktım arkadaşa, iki elle sıkı tutundum. Şimdi arkadaşı Vivian bizi gezdirecek. Kendisi biraz utangaç olduğu için pek kameraya bak. Vay be real Vivian, çok yakışmış ama örgüler. Çok yakışmış örgüler. Vivian örgüler aşırı yakışmış. Bilmiyorum ama alışacaktır diye düşünüyorum. Bulunduğumuz yer arkadaşın şirketinin olduğu yer. Ya bir şey... Alo? Abi 2 dakika CHP şakası yaptık. CHP belediyesi dedik ya. Dur bak. Hamza biraz sanki böyle mi konuşuyor ki? Sen hayatım. Eşimle mezarlığa geldik. Eşinin yanına geldi, eski eşinin yanına. Dua etmeye mezarlığa geldik. Allah duamızı kabul etsin. Eşimin eski eşi rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Nur gelininde yatsın. Mekanı cennet olsun. Bu da rahmetli amcamız Muhittin emrimiz. Şimdi şu an eşim dua ediyor eski eşine. Evet. Eski eşinin mezarında müzik yapıyor. Eski eşine evet. Dua edecek. Allah dualarımızı kabul etsin. Mekanı cennet olsun eski eşimin. Eşimin eski eşinin ruhuna evet. El-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Adı Fadime Er. Allah rahmet eylesin Fadime Er'e. Eşim dua edecek. Allah kabul etsin. Eşim. Es-Allah. Tam el-Salla. Neyse o müzik yapıyor. Eşinin eşim el salla. Aslında tam karşımda ama ofisi AVM'nin içinde olduğu için ve AVM'lerin içi ve dışında çekim yapmak yasak olduğu için arkadaşım bir yer. Bunların beklediği şey Kenya'nın lokal bir dolmuşu var, Matatu diye. Ona bineceğiz şimdi. Çılgın olmasıyla, frenlerini el freniyle yapmalarıyla meşhur dolmuşlar. Yayıncım el salla. Hello. Koskoca Kenya'nın en büyük şehri Nairobi'de denk geldi. Arkadaşımın arkadaşının teyzesi arabayla geçti. Arkadaşı tanımış, sağ olsun bizi arabaya aldı. Şimdi yemek yemeye doğru gidiyoruz. Abla sağ olsun bizi götürüyor. Vay be, vallahi şanslıyız ha. Asante. Vallahi şaka gibi ama bu hiç de anormal değil. Şöyle ki bu kızın mesela büyük babasının 14 tane çocuğu varmış. O 14 çocuğunun her biri 9'ar, 8'er, 7'şer, 10'ar böyle çocuk daha yapıyor. Onlar da yaklaşık 5'er, 6'şer çocuk yaptığı için bir dedenin 25 tane falan torunu oluyor. 25 derken dallana mesela geçenlerde ailesini ben tanıtmaya çalışıyorum. İnsanların isimlerini bile hepsini ezbere değil. Yani o kadar çok insan var ki Allah'tan bu sefer yine samimi olduğu bir teyzesiyle buluştuk. Şimdi vallahi benim bir de şimdi 5 orada, 6 orada, 11. 5 daha orada, 15. 2 orada, 17. Mesela benim 17 kuzenim falan var baba tarafında. Ben de isim çok karıştırıyorum. İsim aşırı karıştırıyorum. Şimdi az önce bahsettiğim o dünya çapında meşhur olan Matatu dolmuşuna biniyoruz. O değil de yollar böyle ve ben bembeyaz ayakkabılarla geldim buraya, var ya. Baksana full yollar böyle, full ya. Ve ahan dolmuşlara geldik. Dolmuşların etrafının böyle boyalı olmasıyla meşhurlar. Hatta baksana şuna, Allah'ım yarabbim ya. Hepsi birbirinden rengarenk ya. Ve ahan. Aşırı şekilde yüksek ses müziğin olmasıyla ünlü bir dolmuş burası. Abi şuradan insanları çağırıyor otobüs. Ya kardeşim. Şimdi Ankara dolmuşları niye ünlü değil o zaman hala? Ne var içinde, Azer Bülbül çaldığımız, Müslüm çaldığımız için mi biz meşhur değiliz? Gerek rengarenk, bizim de iç dizaynımız rengarenk, ışıklar, muhteşem yüksek ses müzikler. Cık.
işte gelin gelin diye. Yemin ederim kulaklarım patlayacak. O kadar bağıra bağıra hoparlörde müzik var ki. Kesin telif yiyeceğim var ya. Allah'ım radyo bozuldu herhalde. Yemin ediyorum gece kulübünden 10 kat 20 kat daha fazla. Bir de baksana direkt hoparlörler falan şurada olsun. Allah. Yine başladılar ya. Herkes çok normal bir şekilde biniyor ama normal değil abi. Bu kadar ciddili ciddili müzik var. Arkadaşım burada telefonuyla arkadaşlarıyla konuşuyor. Oha ya. Yani. Allah. Anam yoruldum ya. Vallahi diyorum 15 dakika mı ne ama şu anda hoparlör bangır bangır. Umarım telif yememişimdir. Manyak bir şey ya. Gelince kesinlikle deneyin ama böyle bir lokal kesinlikle yanınızda olsun. Artık arkadaşınız arkadaşının arkadaşı mesela bu ama bir şekilde tanışıyorsun. Şu an bulunduğumuz yer Kenya'nın Nairobi'nin merkezi. Nairobi City denen bir yer. Baksanıza Oppo'nun bayisi falan var burada. Burada hala satışı gayet yüksek olan Nokia telefonlar falan da var. Aga be Nokia be. Ya benim Nokia telefonum vardı ve sırf yani yılan oynayabilmek için zorla Nokia telefonu aldırmıştım. Ben Nokia telefonu aldırdım. Ondan sonrasında bir anda böyle böyle güzel kameralı telefonlar falan çıkmaya başladı. Evet. Ah ah o kameralı telefonlar ne büyük şoktu ya Rabbim. Arkamdaki bir motorcuları görürseniz de onlar da buranın boda boda dedikleri motor taksileri. Bu arkadaşlara dikkat ediyoruz. Özellikle bak ben normalde medyan dediklerini takmamaya çalışıyorum ama arkadaşım da diyor kendisinden de çalmışlar. Çünkü böyle kamerayı tutuyorsun ya falan dikkat et diyorlar. O yüzden gerçekten nasıl şu an ya? Belli olmasa da sıkı sıkı tutuyorum şu kamerayı. Hatta şöyle eşofman giydim elinden bir tane. Elinden eşofmanın kamerayı. İçine şöyle bir tane daha eşofman giydim ki. Hamza böyle şak diye. Biz ne göreceğiz diye korkuyoruz. Sen ne yapıyorsun Hamza ya? Aklımız çıktı burada eminiz. Paramı ya da telefonumu içerideki eşofmanın içine koyayım. Dışarıdaki fake olsun. Çalmaya çalışırlarsa İstanbul'da en azından başaramasınlar diye. Bu konuda artık ciddiyim. Trabant'ı yapacaksın değil mi? Allah bir şey daha binecekmişiz ya. Bu da yine az önce bindiğimizin küçük versiyonu. Zaten şöyle kafamın tavana yapışmasından da küçük olduğunu anlayabiliyorum. Olayı da az önce önümde kavga ediyorlar. Salak gibi ben de onları çekiyorum. O kadar alışmışım ki her şeyi çekmek. Allah kavga var lan. Maazallah milletin yumruğunun arasında kalacağız mı? Tıka basa dolduk baksana tıka basa. Çok küçük bu ya. O sokak yemekleri yenecek. İleri gidişi var geri dönüş yok gençler. Boynumu burada feda etmek zorunda kalsam da. Oğlum baksana yazık kafası şöyle gidiyor adam. Bu bindiğimiz yine biraz düşük bütçeli herhalde. Bunlar... Beni sana yazık daha kaç kere kafası vuracak acaba? Böyle anime karakterli çok güzel çizimleri olan dolmuşlar da var dedim. Şimdi gençler bunlar hala bizi bir şeylere bindirmeye çalışıyor ama bir araba, bir büyük matatu, bir de küçük matatudan sonra şimdi şehrin arka sokaklarına geldik. Burası daha çok böyle Somali'den gelen insanların sığındığı yerlerden biri olmakla birlikte birazdan yiyecek olduğumuz sokak yemeklerinin bulunduğu yer. Hadi bakalım. Yer. Yemekler geliyor abi. Ben çok sevdim. Mekanımıza geldik. Aslında 3 vasıta kullanmamızın amacı arkadaş sağ olsun ben zehirlenmeyeyim diye. Böyle aslında direkt sokak yemeği değil de böyle lokal bir restorana getirdi. Lokal restoranlarda sokak tatlarının aynısını tadabiliyorsunuz ama şuradan da görebileceğiniz üzere gayet böyle hijyenik bir şekilde yapılıyor. Ha, bakın tamam. Burada bin bir türlü yemek var. Sokaklarda da öyle her yerde bulamayacağınız. Hatta şunun adı kebap diye geçiyormuş burada. Bakalım ya ilk sokak yemeğimi, ilk lokal yemekleri denemeye başlayacağız inşallah. Çatal kaşık. Dadını anlatıyor mu? Biliyorsunuz ki çünkü dadının anlatılmasını seviyorum. Dadını anlatsın. Dadı anlatılıyor değil mi? Evet, evet aşırı tatlı anlatıyor. Bir de sürekli güleç ya böyle. Ha anlatıyor. Tamam tamam iyi bari. Mor Yusuf bu arada hoş geldin. Nesli Sahar, Ceren Bey, Karabiberin, Vur Kadehler hoş geldin. XX Brox, XXXM hoş geldin. Sudan Azaksu efendim. Ben Efe kanalı hoş geldin. Onlara göndermiş. Merhaba abla çok üzgünüm. Dün ilkokul arkadaş... Allah'ım. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun.
6. sınıftayım kısmından sonrası bu arada gelmemiş. Yani başın sağ olsun. Allah sabır versin hem sana hem ailesine. Diye bir ses geldi de dedim ne sesi geldi meğersem gofretmiş. Gelmiş ayaklarımı uyandırma kardeşin istersen. Zibidi Gonzales, Feyz Sunar, İsmail 1064, MKNS 464, hoş geldin Paradox, Samuel Sebast, hoş geldin GK Karan, sefalar getirdin Sena, Estefan 15 lira göndermiş. Çok sevgili Pelin ablam, uzun zamandır donate atamıyordum. Bir kendimi hatırlatayım, Eser abinin yemek yeme şekli gibi seni seviyorum demiş. Herkese kendim kenara aldım. Genel aldım Eser abi de bir kez daha selamlar olsun. Bu 1024 efendim 10 lira göndermiş. Hakkı bir serzeniş mi? Maalesef her gün. Gün sikiliyoruz. Teşekkürler Tunca Bey. Vakit kalırsa bakarız oraya da. En azından buraya kadar okumuş olayım ve ben donetlerim devam ediyoruz şimdi. Ben ve donetlerim okuduktan sonra ben Japon Hamza, Japon Hamza'nın sokak yemekleri. Allah uzun ömürler versin burada sokak yemeklerinin her birine. Evet. Aşık falan var. Bu bile yani anormal geliyor şu anda bana. Bakın yemekleri yaptıkları yerde şöyle adam akıllı bir mutfak olduğu için. Yani sokağına göre bir tık daha güvenilir. Çünkü Hindistan'da ben zehirlenme yaşadım ya. Onu şimdi burada yaşamak istemiyorum. Özellikle ne? Korona döneminde. Çok merak ettim aga. Hastanelik durumu olmak istemiyorum. Normalde çok takmam. Hatta ben kıza dedim ki yani gerekirse beni zehirle ama bütün yemekleri bana yedir yine sağ olsun. Normalde hiç gelmesine bile gerek yokken arkadaşının arkadaşı olmasına rağmen ta buralara kadar getirdi beni. Allah hadi bakalım. Asante. Allah başlıyoruz gençler başlıyoruz. Sağ kulak zarım patladı. Şu boynum fıtık oldu ama bu için değer mi? Tabii ki de değer. Beni ne olur ne olmaz elim dezenfekte ediyorum ama burada böyle sabunla elimi yıkayacak yer bile var yani düşünsenize. Allah bir dakika. Asante asante. Oğlum biz ne kadar yemek söylemişiz lan maşallah. O zaman ya Allah bismillah diyoruz. Şimdi şöyle içecekle direkt başlamak istiyorum. Kenya'nın birkaç tane lokal içecekleri var. Bir tanesi böyle sütlü çayları var. Bir önceki videoda içmiştim. O yüzden bu sefer farklı bir şey deneyelim dedik. Çayran gideniyormuş buna. Bildiğin hasta çayı gibi bence ama limon da sıkman gerekiyormuş. Çayran mı? Birisi başlatmış. Dezenfekte etsene, etmesene. Bu arada aşırı derecede kirpiklerine rimel sürme isteği geldi yani. Böyle kirpiği güzel erkek gördüm mü dayanamıyorum. Hemen rimel sürmek istiyorum. Bunun için güzel limonu sıktıktan sonra... Oh, hiç de güzel değil sana. Böyle acılı limonlu su gibi şey ya. Bu bildiğin böyle hastalandığında annen hani ağlat ağlat içirir ya sizlere. Bildiğimiz zencefilli limonlu bir çay. Oo, ben severim o zaman. Bayılırım öyle çaylara ben. Bunu çok merak ettim. Yoğurtlu. Thank you, thank you. Afiyet olsun. Bazi? 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 Bazi ya nazi. Yes. Mandazi, right? Söyle ben. Buna mandazi deniyor, bu normal. Yeter lan yeter! Şu ekmeğe mahambri deniyormuş. Yani buranın böyle ekmeklerinden bir tanesi. Ama esas ilginç olan bununla birlikte yediğiniz şu bezelyemsi bir şey. Üstündeki sos kokonat sosu. Mercimek mi oluyor bilmiyorum ama mercimeğin üstüne böyle kokonatlı mercimek sos koyuyor. Şunu alıyorsunuz böyle güzelim bandırıyorsunuz ama kokonatlı mercimeğe. Ve Allah bismillah. Resmi olarak sokak yemek videosuna başlamış bulunmaktayız. Yalnız bunların ekmekleri şekerli oluyor. O yüzden böyle kokonatla birlikte yiyince bayağı ekstra güzel oluyor yani. Mercimekle kokonat karıştırmak gibi aklına gelmiş onu anlamadım. Mükemmel, mükemmel. Bu arada böyle araya şey kaçabilir. Dikkat edin yani ağzınız mağazınız yanar. Bunun çıkışı var bir de çünkü. Bunun dışında bir de bin bir türlü böyle kızartma çeşitleri falan var. Ya. Öncelikle patates kızartması. Tek fark böyle patatesi gerçekten yuvarlak yuvarlak. Anam babam kızartıyorlar. Bismillah.
Bunların bir de böyle bir sosu var. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil bir kızartma ama bunu bunun sosuna böyle batırıyorsunuz. Ya. Birazcık acı bir sosmuş galiba. Mübarek her şeylerde acı var ya. Vallahi lafımı geri aldım. Bir tık acı, bir tık acı ama şu hani böyle annen çoban salatası yapardı en son dibi kalır ya böyle. Çok pis duruyor bu arada şu ya. Limonlu, güzel, hafif hatta acı koyduysan acı aynı öyle. Al abi bir tane patates kızartmasını şöyle içine bam 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 bam. Sonra da göm. Mükemmel. Şimdi sırada denemek istediğim şey şöyle samosa denen üçgen şeklinde bir şey. Ya kardeşim bunlar bildiğin şimdi sabahtan beri söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Bildiğim puf böreği bu ya. Puf böreği bu ya. Ha pişiler de böyle. Ya kardeşim Allah'ım ya Rabbim ya Rüsim Allah'ım ya. Çalmışlar. Bu Hindistan'da da sokaklarda yiyebileceğiniz en güzel ve en yaygın yemeklerden bir tanesiydi. İlginç bir şekilde normalde Hindistan'dakiler genelde et yemedikleri için özellikle inek etleri onlarınkini içinde böyle mercimek oluyordu. Kenya'dakini içinde şöyle bakabilirsiniz kıyma var. Ben gerçekten... Durun çok daha büyük bir mesele var. Aşırı aşırı daha büyük bir mesele var. Hindistan Kütahya'dan tosunum çalmış. Ne şimdi bu? Mercimekli. Tuzu mercimek. Mercimek. İnsan biraz utanır ya. Biraz utanır. Böyle bir şey beklemiyordum. Pişinin içinde kıyma koyarsan peynir koyarsın aynı onun gibi. Hatta ben buna birazcık oynayacağım. Kıymanın içine şöyle kokonatlı mercimeği de koyacağım. Afiyet bal şeker olsun. Geldiğimden beri en favori yemeğim bu oldu şu anda. Şimdi aralarında en dikkatimi çeken şey şu gördüğünüz yuvarlak sosislimsi bir şey. Bu yemeği burada kebap diyorlarmış. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama. Gençler eti böyle farklı sebzelerle, hamurla bir şeyle şununla bunu karıştırmışlar herhalde. Bilmiyorum aşırı derece kuru bir şey yani o kadar beğenmedim açıkçası. Az önceki samosadan sonra biraz bilmiyorum basit kaçtı ama buranın kebabı böyle. Şimdi gelelim son 3 tane şurada kalan yemeğimiz var. Bunlar buranın tatlısıymış. Bu ikinin içinde ne var derseniz de. Oğlum bu bildiğin kıyma. Böyle patatesin içinde kıyma var. Bunun ben tatlı olduğunu hiç düşünmüyorum çünkü patatesli kıyma ama. Patatesli kıyma ama gerçekten çok güzel, bayağı güzel yani. Dışı böyle yumuşacık patates, içinde de gayet güzel pişmiş bir kıyma var. Büyük ihtimalle ilk içe girer yani şimdilik. Muazzam. Yalnız susuyorsun, şunu içeyim diyorsun. Bu da acı ve zencefilli ya, iyice boğazın yanıyor. Son ikisi sözde tatlı olan şeylerden bir tane denemek istiyorum. İkisi de pirinçten yapılan tatlı çeşitleriymiş. Asante. Bunun buradaki ismi rice cake'di yani pirinç keki deniyor. Pirinçten yapılmış kek yani. Hadi canım. Bunu büyük ihtimalle bir sonraki sokak yemek videosunda göstereceğim ama spagetti ile yapanlar da varmış ilginç bir şekilde. Nasıl spagetti ile tatlı yapılıyor bilmiyorum ama. Bu arada benim keki... facecam çok büyük lan dünden büyük kaldı bu. Tadı yok. Cidden tadı yok. Ağzına böyle serin bir yumuşaklık veriyor ama tadı yok. Son yemeğimiz artık. Japonya'da da çok fazla yapılıyor bildiğim kadarıyla. Direkt ısırınca ağzına sadece ya. Japonya'da da değil hatta Asya'da çok fazla var pirinç keki zaten. Çok kullanıyor çünkü onlar. Dağ gölü var ya. Bunun da yine tadı yok ama şu dışı yanmış ya bunun. Yandığı için bu yanık kısımların tadı birazcık daha güzel yapıyor yani öyle diyeyim. Ve çok şükür yemeğimizi bitirdik. Artık şunları paketleteceğiz herhalde. O kadar doyduk ki. Fiyat olarak da bak iki kişi şu an tıka basa doyduk. Üstüne ikinci çaylarımızı da aldık. Yani her yemekten birer ikişer tane almamıza rağmen toplam tutar 500 shilling tuttu. Bu da yaklaşık olarak 5 dolardan daha az yapıyor. Abi daha ilk duraktan hayvan gibi doydum ya. Baksanıza şurası kasa. Şurada da kendi yansımanı görebiliyor. Hani gerçekten şöyle lokal yerlerde yemeği becerebilirseniz buralar gayet ucuza geçinebileceğiniz yerler. Ama ola ki böyle Burger King, KFC, şurada burada yerseniz her öğün şöyle ufacık bir burger 6-7 dolardan başlıyor menüleri. İnanın hiçbir şekilde doyurmuyor onlar. Ufak bir dipnot, arkadaşın saçını acaba? Görebiliyorsunuz. Sağ böyle ufuzun aşağı kadar gidiyor. Bu saçı yapması yaklaşık günde en az 3 saat falan sürüyormuş. Bayağı burada yani zahmetli bir iş ama sonuç olarak da gayet maşallah güzel oluyorlar. Gece şimdi sokak yürürken şöyle bir yere denk geldik. Şu satılan şeyler bitkisel bir şey. Çiğnedik. Bunlar da şeymiş değil mi? Kenya'daki işte telefonunu göster falan diyen toplulukmuş değil mi?
gittikçe kafan güzel oluyor ve böyle ot çekmiş gibi bir hal alıyormuşsun. Doğu Afrika içerisinde de mesela Kenya'da legal olsa da Tanzanya'da legal değilmiş. Böyle farklı farklı kuralları var. Baksanıza bayağı böyle tezgahlarda şunu satıyorlar. Do you chew this often? Yeah, it's almost daily. You too? Everybody around here. Şöyle bunun ismi hatta kat deniyormuş. Kat mı ne, gat mı öyle bir şey ve bir tutamı yaklaşık olarak 200 shilling, bu da yaklaşık 2 dolara falan geliyor. Burada gördüğünüz herkes, şu benim arkadaş hariç, her gün günlük olarak bunu böyle çiğneyip çiğneyip kafayı buluyorlar mı? Asante. Hatta bak bana nasıl çiğnendiğini gösteriyorlar. Anam babam böyle çiğniyorlarmış. Şimdi bu kadar kafası güzel insanlarla anam babam. Ooo! Kaplıken birdim, kafası güzel bir müzisyen geldi yanımıza. Bu kafayı güzel yapan kat denen bu bitkiyi insanları yayabilmek için müzik yapıyormuş galiba kendisi. Bunun güzelliğini yayabilmek için. La bitmiş çocuk orada. Asante. Bak arkada yine bu bizim matatulardan. Çok kardeşim, ilginç değil mi? Herkes böyle kafası güzel çiğnemiş çiğnemiş. Çiğnemeye de devam ediyorlar. Hayat koşulları mı buna zorluyor? Alışkanlık mı bilmiyorum ama anladığım kadarıyla yine buradaki, baksana şuradaki matatulara ya. Hepsi birbirine baksana, rengarenkler ya. Bu arada geldiğimden beri ilk defa bir sokak şoktayım lambası görüyorum. Ama lambanın karşısında yürüyecek bir yol yok. Vallahi güzel ya. Burada herkes kendi halinde gibime geliyor. Yine herkes tabii hayatında şey derdi var değil ya. Geçin derdi de. Hoş bir ortam var ya. O değil de trafik harbi diyorum çılgın ya. Baksana matatula. Ya bir şey mi, bu çok büyük bir güvenlik sıkıntısı bu arada yani. Ha çünkü orada oturmuşlar tezgahta böyle 20 kişi falan, hepsi çiğniyor böyle, anladın mı? Nereden tuttuğum farklı farklı araçlara. Her biri diğerinden daha güzel. Nasıl ya? Gençler bu sokakların bir de başka şeyi var. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Bir ton böyle pazar alanı gibi kıyafet satan insanlar var. Hatta buralarda böyle Türkiye'den kıyafet getirip satanlar falan varmış. Bakın burada kilo ölçme aleti varmış. 10 sent. 70 kuruş mu 60 kuruş arası bir şey yapıyor. Haydi daha yeni yemek yedik ama bismillah diyerekten. 105. How much? 105. 105 kg. Yeah, yeah. 105 kg. Yeah. No. It's broken. It's true. Try again. Yes, yes, you're right. Yes. 105 kilo olmuşum. Ya bir de kilomu az göstersin diye var ya. Çantamı falan çıkardım. 105 olmuşum ya. Oha. Ben niye azalmıyorum bu kilom işte ya? Şimdi yemek ama yemek için başka bir yere doğru gideceğiz. Kenya'nın boş ver Hamza. Senin de kirpiklerin çok güzelmiş. Keşke bir kere kirpiklerini hemen sürsek. Tek bir sefer. Bir anlamda yokluk çeken bu sokakların ayrı bir videosunu yapacağım. Buradaki insanlar yaklaşık günde 2 dolar falan kazanıyorlar. Hareket eden dolmuşa binmeye çalışıyoruz ha. Sabah bindiğimiz bu matatoların yeni versiyonuydu. Yani ses sistemi bangır bangır, dıptıs dıptıs, parti parti, kop kop vardı. Buysa en böyle eski versiyonlarından. Zaten görebilirsiniz içerisi tam bir harabe gibi. Nairobi içerisinde etrafta gezmek istiyorsanız en böyle ucuza gezmenin yolu bu matatolar. O yüzden bunları yanınıza bir lokal tabii ki de alarak kullanmaya çabalan, yoksa Uber'e her seferinde 10 dolar, 20 dolar gömülürsün. Bak gördünüz mü? Naruto'lular da var. Yine üçüncü bir dolmuş vakası ve yine çok şükür hayattayız. Gördüğünüz gibi az önceki kargaşadan kaçtık. Baksanıza şuralar falan da full çöplük ya. Abi şaka gibi ama bir tane daha matatuya binecekmişiz vallahi. Allah aşkına bir şey diyebilir miyim? Gerçekten sokağın ortasında, yolun ortasında full çöp mü duruyor? Burası şehir merkezi. Ben bittim, usandım matatu matatu. Kıza dedim ki bak ben matatuya binmek istiyorum, ona göre planla ayarla. Ama ben bir tane, hadi max bir yerden diğeri iki tane falan diye düşünüyordum. Böyle bir otobüs durağına geldik buranın. Matatu. Şurada da matatu matatu. Matatu'nun cennetine indik bildiğin ya. Bak bunlar da çok mutlu. Bak biz birazdan kafayı bulacağız, bizim videomuzu çek falan diyorlar. Adam bu ikimize yetmez, bana da bir yüz at da ben de alayım kendime, kafayı bulayım diyor. Allah'ım yarabbim ya. Haydi bismillah. Allah. Hani gerçekten ufacık ya. Matatularda şu camları bilerek biraz kapatıyorlar. Bu bahsettiğim motorcular vesaire, hırsızlar bir saniye içerisinde buradan açıp ne varsa burada eşyaları alıp gidebiliyorlarmış. Adamlar ne? Bu konuda isim yapmış. Ünlüler yani. Bu yetenekleri sayesinde ünlenmiş oğlum insanlar. Ay ne ağlarım biliyor musun öyle bir dün. Şu an böyle bayağı üzülmüş bir vaziyetteyim. Yoksa normalde şöyle yani. Kafam valla boynum ağrıdı matatular yüzünden ya.
çok ufak ya. Aşırı ya. Ufak yani. Çünkü böyle nasıl yapacağım? Okey, şimdi son matatımıza binmiş bulunmaktayız. Artık sokak yemek videosu Mehmet'in olmasına çıktı. Matat videosu oldu bu. Bakın şurada da mesela yine en pahalı hastanelerden biri varmış. Hastane demişken de bu hastane değil. Bu yine normal, güzel, düzgün insanları tedavi eden bir hastane. Ama burada bir tane hastane, az önce hatta yanından geçtik de bilerek çok çekmek istemedim. Çocuklarını istemeyen ailelerin çocuğunu satma karşılığında para veya herhangi bir şey alabildiği bir hastane varmış. Mesela aile çocuk yapıyor ama çocuğu istemiyor, gidiyor o hastanede doğum yaptıktan sonra, doğum esnasında hemen sonra oradaki doktorlar o çocuğu alıp satıyorlar ve karşılığında paranın bir kısmını aileye veriyorlar. Veya o bile yok yani, direkt çocuk fazlalık gibi geliyor, biz buna bakamayız diyorlar çocuğu yaptıkları halde ve çocuğu yok edebilmek için o hastaneye gidiyorlar. Oradaki doktorlar da o çocuğu alıp başkalarına satıyor. Yani gerçekten maalesef böyle şeyler doluyormuş. Neyse, diyecek bir oğlum, insan haklarına aykırı değil mi lan bu? Lan insan haklarına aykırı lan bu. İnsan hakları, çocuk hakları. Alo! Alo! Oğlum böyle bir şey olabilir mi lan? Dondum kaldım, yemin ediyorum dondum kaldım. Böyle bir şey olabilir mi lan? Artık nasıl bir yozlaşma varsa yani memlekette. Konu değil ama artık yavaş yavaş videonun asıl konusu olan sokak yemeklerine devam ediyorum. Dırın dırın. Allah'ım, yolların güzelliğine bak. Yolların güzelliğine bak. Gençler, ola ki Afrika'ya gelirseniz yemeden gitmemeniz gereken şey tropikal meyveler. Yani muzlardan tutun ki bunlar burada çok çok yani 10 kat falan rahat Türkiye'den daha ucuz. Şöyle farklı farklı Türkiye'de bulamayacağınız aşırı güzel meyveler var. Şimdi direkt ilk başta yemek istediğim şey, birkaç gündür Uganda'dayken de yemek isteyip yemediğim bir şeydi. Bakın şurada bir adet devasa bir meyve var. Böyle tombul yanaklı bebeklere bayılıyorum. Böyle tombul yanaklı oluyorlar ya. Yani baksana, elimin kaç katı büyüklüğünde şuraya kadar giden devasa bir jackfruit denen bir meyve var. Yani baksanıza, bunları böyle koca koca satıyorlar. Bunları gerçekten hafif yumuşak, böyle değişik bunlar. Bir yani bilmiyorum, hiç yemedim zaten. İlginç bir meyve ve burada böyle içini çıkarıp şöyle paket halinde satıyorlar. Open open. Allah. İç açıcı değil ama fazla olgunlaşmış kavun ve muzun karışımı gibi. Şöyle biraz yumuşak bir dışı var. Hiç yemedim. Oh. Oo, yemin ederim yediğim hiçbir meyveye benzemiyor. Sanırım içinden devasa bir çekirdeği çıkıyor. O kadar yumuşacık ve jelibon gibi ki. Böyle şeftali, muz, kavun, kayısı. Bilmiyorum, bunların karışımı gibi. Aşırı güzel ya. Gelelim ikinci meyvemize. Meyve hepimizin aslında çok iyi bildiği bir şey. Bir muz. Ama normal muz değil. Yiyeceğimiz şey bomba muz dedikleri, böyle aşırı minik ama süper tatlı ufak ufak muzlar. Makasla kesiyor. Aman muz. Yani muzu biliyorum. Ya ben muzu biliyorum. Siz biliyor musunuz muzu? Ben biliyorum muz. Bu bir muz. Yani işte biraz yani kültürünüz olsaydı keşke sizin de. Ben biliyorum muzun ne olduğunu. Kültürlü biri. Dünya meyvelerine hakim. Ya. Allah. Bakın şöyle 10 tanesi 20 tanesi elime sığacak kadar ufak şeylerden. Bunun şöyle şu kadarı yaklaşık 1 dolara geliyor burada. Şablon Hamza devasa bir insan. Muzun ne kadar ufak olduğunu şuradan abi görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya Allah, bismillah. Böyle var ya, ortasından bir böyle tat sanki ağzına sağına soluna fışkırıyormuş gibi. Hani bir muzdan nasıl böyle bir şey olabilir diyebiliyorsunuz. Yemin ederim mükemmel ötesi ya, yemin ederim. Bu muzların bir tane özel şeyi var. Çok yememeniz gerekiyor çünkü mide
alt üst ediyormuş fazla yerseniz. O kadar güçlü ve kuvvetli olduğu için. Gelelim bir sonraki güçlü ve kuvvetli meyvemize. Dırın dırın tutku meyvesi. Diğer ismiyle böyle görebilirsiniz. Passion fruit denen bir meyve. Hasan de. Bakın şöyle sarısından, kırmızısından, kahverengisine şöyle bir tanesi 1 dolara falan geliyor burada. Eziyorsun. Bu arada fark ettim de Hamza hiç şey demiyor işte. Deneyebilir miyim demiyor mesela. Hamza direkt olarak böyle beni fark ettim ödemesini yapıyor. Sonra meyveyi alıyor değil mi? Kırıyorsunuz, sonra içini açıyorsunuz. İşte görebiliyor musunuz? Of, acayip koktu var ya. İçinde yiyemem böyle siyah çekirdekli yuvarlak topçuklar var. Şu aşırı şekilde sulu bir şey. Yiyemem. Oh, bak böyle içi geliveriyor içine. Acı bir greyfurt ve portakalın karışımı gibi. O zaman yerim. Çok güzel. O zaman yerim. Eğer öyleyse yerim. Öyleyse tadı öyleyse yerim. Gerçi yemem. Güzel ya. Bunun içi bakın biraz daha böyle sapsarı. Allah dökülüyor. Ay, bu diğerinden 1-2-3 kat daha güzel. Annem var ya daha önceden falan yedirdiyse medirdiyse eğer bir yerde bunu ben hiç denk gelmedim gerçekten. Kudurur yemin ediyorum oturduğu yerde. Bazı şeyleri mesela ben diyorum ya işte yayında aa ben bilmiyorum hiç yemedim falan yayından sonra telefonla arıyor hemen şey diye. Yedin ya kızım. Yedirdik ya. Bilmem nereye gittik yedin ya falan diye kendinden geçiyor neden. Gelirseniz kesinlikle şu sarısını alın. Vallahi bak bu sizi tutkuya getiriyor. Diğeri biraz daha böyle güzel meyve gibi ama bu yaptırıyor böyle size. Son olarak şu kırmızı olan bu tutku meyvesi değilmiş. Ağaçta yetişen bir domates. Tree tomato deniyor. Ağaç domatesi deniyor buna. İçi böyle çıkıyor. Allah bu ne lan? Kurtlanmış meyve gibi ya. Üstüne böyle kaşıyorsun. Adı birazcık eriye benziyor en azından şimdi. Bak içinden böyle siyah siyah pıtırcık da Allah. Bence baksanıza içi böyle lan. Emince hop diye geliveriyor içine. Çok garip bir tadı var ya. İçi domates dışı erik tadında. Güzel demeyeceğim hoş değil yani. İlginç ya. Bir sonraki yemeğimizin daha doğrusu meyvemizin ismi Popo. Bilmiyorum ne meyvesi. Yeşil böyle avokadomsu mangomsu bir şekli var ama deneyeceğiz bakalım. Bir de şurada bir şey dikkatimi çekti. Bu da bunların böyle elmasıymış galiba. Böyle elma mı olur abi ya? Şimdi Vivian arkadaş. Enginar ya o. Popo'nun dediğimi tam olarak duymadım. Duymadım. Popo muymuş meyvenin güzel isim? 10 numara ismi varmış o zaman. Popo. Çok önüme geliyordu da saçım kusura bakma. Başımız popomuzu kesiyor. Allah. Ano. Şunlar hepsi çekirdekmiş. Buralar yemiyor. Şurası da yenen kısım popomuzun. Gençler böyle çekirdeğini oyuyoruz. Bir güzel oyduk oyduk oyduk. Bu arada anlatım da çok iyi ya. Yenecek gerisi bu da popomuzun. Bunu yaparken eğlenmem normal mi? Ondan sonra kavun yer gibi. Avokadoya çok benzemiyor. Good. Çok böyle sulandırılmış mango gibi. Yani ağır bir tadı yok ama gerçekten ferahlatıcı bir tadı var. Böyle içinde birazcık suyu var. Onda için fena değil yani güzel. İlk defa popo yedim ha. 23 yaşındayım hala bu salak salak şakalar yapıyorum. Özür dilerim anne. Şimdi Kenya'nın elmasından da yiyeceğiz. Abla bize gösterecek şu nasıl açılıyor. Bölüyoruz bir güzel. Bunu böyle direkt dışı da ısırıyormuşuz abla sağ olsun o yüzden yıkadı bizim için. We eat the green part too. No. Yedi ama. Pardon yeşil kısmı yemiyormuş. Eh ben çekirdeğini de yedim, yeşilini de yedim, beyazını yedim. Sadece beyaz kısım yeniyormuş. Tamam şimdi güzel. İçindeki böyle siyah çekirdeğini de atıyorsunuz. Değişik ya böyle ne elma tadı zaten hiç yok. Lan. Sadece böyle aa bu bir tatlı bir şey diyebiliyorsun. Ama öyle bir tadı yok yani ne tadı olduğunu anlayamadım. Dışındaki yeşil... Görmediğimiz ne kadar çok meyve var yani şimdi düşününce. Ben içemedim mesela böyle bir meyve görmedim de. Kısım güzel değil ama onu asla yemeyin. Şöyle ben genelde balon taşıyorum bir yanımda. Bol bol üfleyin değil mi? Benim tek anlamadım niye her şey bu kadar böyle alçak alçak yapılıyor. Yani gerçekten eğile eğile yürüyorum. Pazar alanı var ya. İnsanlar normal ayakta duruyor baksanıza. Son olarak da bu pazar alanında özellikle denemek istediğim şey buranın kamış suyu. Mısır'da denedim, Kore'de denedim ve ikisinde bambaşka tadı vardı. Birinde kamış aşırı şekerli ve iğrençti. Mısır'daki ise aşırı top soğuk ve böyle buz gibi güzeldi. Kenya'da kamış suyu nasıl oluyor onu denemek istiyorum. Allah oturacak alan da var. Abimiz böyle kamışı sokuyor. Soktukça da şuradan suyu çıkıyor. Bunun yanında bir de böyle zencefil falan da ekliyor. Ya bu arada kamışı sokuyor. Ben var ya. Ben işte ben gezemem yani. Dünyayı gezsem anlatamam zaten. Gülmekten anlatamam.
Abimiz kamışı sokuyor. Diye sonra da böyle kendimi yırtarak gülmek. Sağa sola böyle kendini atarak. Yapalım. Kamışın içine onu da eziyor bir güzel. Eziyor eziyor. Zencefilden sonra da bir de bu kamışın içine böyle limonsu lime koyuyorlar. Arasına böyle abi koyuyor ve içine sokuyor. İnşallah parmağını kaptırmaz. Parmağını da sokuyor çünkü. Arasına şimdi bir de nane ekledi yetmiyormuş gibi. Aman Allah'ım neler oluyor. Naneyi de sokuyor. Parmağını da sokmaya devam ediyor ama bir şekilde parmağı kurtuluyor. De Hamza kardeşimizden o kadar detay vererek o kadar da böyle heyecanla anlatıyor ki diyorsun ya wow. Harp mı oluyor yani değil mi? Evet. Nane eziliyor. En sonda burada biriken suyumuz var. Suyunu böyle döküyor. Bir güzel. Şimdi önce böyle denememiz için bir tane bardak verdi. Oha. İçtiğim en güzel kamış suyu ya. Oh. Şu bardağın tanesi yarım dolara falan denk geliyor. Hatta daha az. 2-2,5 lira şöyle ufak bir bardak alabiliyorsunuz. Koca bir şişe almak istiyorsanız da yaklaşık 10 lira falan oluyor. Artık meyve faslını bitiriyoruz. Ufaktan şöyle sindirdik sayılır yemekleri. Bundan sonra esas böyle buranın eksentrik normalde yemeyeceğiniz yemeklere doğru geçeceğiz ama hemen bir şey göstermek istiyorum. Yeşil muz, sarı muz, bir de burada kırmızı muz var. Tadını nasıl olduğunu bilmesem de onu artık sokak yemekleri part 2'ye bırakacağım. Çünkü burada aşırı şekilde lokal yemekler var. O yüzden birazcık da sokak yemek 2'ye bırakmak istiyorum. Artık ben de insanım yani yiyebileceğimin bir sınırı var. Bakın şu çatının tepesinde görebiliyor musunuz? Maymunlar var. Yaklaşık 1,5 liraya falan bir tane böyle fıstık alıyorsunuz. Buyurun gençler. Al bakalım. Ah canım. Bekle, bekle. Al. Ah canım afiyet olsun. Bekle, bekle. Nerede ya? Kabul edemiyor. Al. Ah canım. Allah'ım. Oğlum hepsini sen yedin ya. Ah. Sen ye. Tamam diğeri de yesin. Sağ ol. Kavga etmeyin lan. Güzel bir deneyim ya. Yani şunlar Türkiye'de de olsa aslında hiç... Oğlum ya aga ya. Görüyorsunuz bak bak Allah aşkına ya. Şuna bakar mısın bak bak. Bak sırayla ha. Gördünüz mü bekliyor böyle sakince almıyor falan filan çalışıyor. Cık, inanılmaz ya. Dedim. Allah. Allah abi sen iyi kurun Allah. Allah Allah. Yavaş yavaş. Kazana düştüler. Allah 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 Allah. Hiç fena olmaz. Al. Oğlum hepsini sen yedin ya. Al sen ye. Kavga etmeyin lan. Güzel bir deneyim ya. Yani şunlar Türkiye'de de olsa aslında hiç fena olmaz. Şimdi bir sonraki yemek yemeye elimize bilin bakalım neyle gideceğiz. Tabii ki de söylemesi bile acı verici artık ama. Dırın dırın matatu. Allah'ım ya Rabbim Allah yine biniyoruz yine biniyoruz. Bir matatu daha görürsem kendimi keseceğim. Ya, baksanıza dışı kadar arabanın içi de var. Allah. Sesli olanla denk geldik ya. Az önce ne güzel sessiz sessiz gidiyorduk ya. Allah. Yeter vallahi yeter billahi. Abi trafik o kadar boktan ki. İğrenç ötesi, iğrenç ötesi bir trafik var ya. Abi inanılmaz ya Afrika'ya geldiğimden beri. İlk defa bir yol gördüm karşıdan karşıya geçmek için. Wow. Bu arada şu maskeleri burada korona... Adamla denk geldik bildiğin. Ben boş ver. Koronayı takan yok zaten. Herkes olursan oluyorsun artık. Ondan kaçamağın yok da. Aşırı şekilde tozlu bir ortam var. Akşamlar şöyle hım diye sümkürdüğünde böyle siyah siyah cıvık cıvık şeyler çıkıyor burnundan içinden. O yüzden gelirseniz kesinlikle şöyle maskenizi takın yani en azından kalabalık ortamlarda falan bir tabii ki korona için ama diğeri de gerçekten bu toz falan filan dehşet bir şekilde ya. Ve sonunda geldiğimiz eksentrik yemek yeme yeri. Allah'ım bunu ben de beklemiyordum. Dırın 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 dırın. Şimdi Vivian sağ olsun iç mimar olmakla birlikte buranın sahibi için iş yapıyormuş. Sahibinin de kıza borcu varmış. Bu yüzden de bütün şu gördüğünüz manyak yemeğin hepsini lokanta dedi ki bizden siz yeter ki yiyin. Hatta şu yetmese daha fazla getirelim dediler. Şaka gibi ya ama neyse şimdi şunu yiyeceğiz. Buraya gelmemizin bir başka sebebi var. O da burada verilen etin deve eti.
olması. Şu gördüğünüz et deve etiymiş. Ek olarak da şurada böyle karpuz getirdiler. Ben karpuzla başlayacağım. Geldiğimden beri yediğim en güzel sofra olabilir. Gelelim hayatımda ilk defa yiyeceğim deve etine. Yani deve ilk defa yiyorum. Bismillah diyerekten. Biliyorum bunu diyeceğimi düşünmezdim. Hatta ben buraya gelirken bir tık iğrenerek geldim, yalan yok. Deve yenmez yani diye. Ama gerçekten yani gerçekten çok güzel. Bence dana etiyle gayet yarışır. Kendine otantik bir kokusu var ama. Hayır, sonra Hamza tartırıp diyor ki vay efendim ben niye 105 kilo, aman da ben niye böyle kilo. Öyle kötü bir koku değil, hafif güzel yani. O sos her yerde var herhalde bu arada. Şaka baka, yemeğimizi bitirdik. Ne? Abla o kaldığı adam her şeyi Hamza'ya ödetiyormuş ama torlu çocuk çok beleşçiymiş. Nasıl ya? Kaldığı yerdeki mi? Aa, bunu nerede anlatıyor? Ve spoiler, daha son noktamız burası. Aldım değil. Bir de yeni bir bilgi edindim. Şunun yapıldığı şey deve sütüymüş. Yani gayet güzel böyle Algida Max'ın fıstıklı dondurması var ya, ona benziyor bu avokado olan. Deve sütü denemiş olduk böylelikle. Hoca bir sofrayı iki kişi bitirdik ya. Bir yandan diyorum ki daha geçen hafta Uganda'da onca yokluk çeken insanları gördüm ettim. Hala nasıl boğazımdan bu kadar yemek geçebilir? Sonra bir bakıyorum hepsini yemişim. Oh, yani ben bile zaten daha gelmeden 105 kiloydum. Allah var, 110 kilo olup döneceğiz var ya. That's really impressive. Tekrar söylüyorum, bu yediğimiz her şeyi sokaklarda da bulabilirsiniz. Sadece dikkat edin çünkü buralarda gerçekten özellikle etler, elektrikler durmadan kesilip ettiği için bozulma ihtimali öyle %10, %20 falan değil yani. Baya baya bozuk et veriyorlar, ediyorlar. Özellikle sokaklardaysanız bozuk bu hayli hayli zaten garanti gibi bir şey. Bir sonraki yemek yeme yerimize gideceğiz. Artık son yer olacak ama en böyle büyük ihtimalle Kenya'nın garip yemeklerinden bazılarını denemeye gideceğiz. Nasıl gideceğiz derseniz, bu sefer matatu yok artık. Matatu zaten bu kadar şeyle matatuya binersem garanti kusarım. Bir de gördüğünüz boda bodalar var, motor bandayı. Taksisi. Boda bodaların bu geleneksel biniş şekli böyle üçlü binme. Bak böyle arabaların içinden geçebilmek için boda boda şahit. Kız çok tatlı bu arada bence. Yollarda boda boda rahat geçebiliyor. Baksana da direkt arabaların matatuların içinden geçi geçi veriyoruz ya. Geçi geçi veriyoruz. Müthiş ya. Allah. Tante sana. Abi bütün arabalar durmuyor. Aa evet. Bir dakika şimdi, bir saniye, ben şunu anlamadım. Bu kaldığı evdeki, bu arada Selo'cum hoş geldin. Şimdi bu kaldığı evdeki her şeyi Hamza'ya ödetiyormuş, ediyormuş falanmış filanmış. Bu kız ne yapmış? Bu kız kötü müymüş bu kızda? Yasal bir şey mi bu arada? Bozulmaya yakın etleri verir mi? Ne? Bu kızın arkadaşı mı taciz etmiş? Aa. Sen sadece ilerleyebiliyorsun ya, sanki hani oradaki tek zeki çocuk senmişsin de diğer herkes çok salakmış gibi. Biliyorum, çok değişik bir his ya. Burada Tayfa'yla buluştuk. Özellikle et ürünlerini Nairobi'de sokak yemekleri arasında yemek istiyorsanız akşam olmasını beklemeniz gerekiyormuş. Çünkü sabah yediğiniz şeyler genelde bir önceki geceden kalma bozuk etler oluyor. Diren diren. Şimdi burada birkaç tane sokak yemeği var arasında. İki tane yiyeceğiz. Öncelikle şurası Afrika sosisi. Afrika sosisi olarak geçiyor. Bir de şurada bir adet supumuz var. Supu deniyor buna. Supu yani çorba, ama ne çorbası? Keçinin kafasını, kemiğini, bacağını, elini, kolunu, kıllarıyla birlikte hepsini karıştırıp karman çorbası suyun içine koyuyorlar. O suyu kaynatıp İçme. En sonunda içiyorlar. İçme. Hayır içme. Hayır. İçme. İçerisinde çişimi yaparım buraya. Onu deneyeceğiz maalesef ama inşallah deneyeceğiz. Ne maalesef, içme ya. Baksana da şunlar pişmiş olan, şunlar pişiyor ya. Olan ama yeşil yeşil değişik. Bu arada benim en sevdiğim film serisi Recep İvedik. Sizinki hangisi? En sevdiğim, çok komik buluyorum. Ve yani eleştiren insanların da sırf kötü kalplikten eleştirdiklerini düşünüyorum. En sevdiğim seri. Hatta bu hafta kendime bir Recep İvedik maratonu ayarlamayı düşünüyorum. Çok seviyorum Recep İvedik filmlerini. Keşke bir daha sinemaya girse, bir daha oturup baştan sona biletiyle beraber ödeyip de gidip izlesem.
Şık solucan gibi bunlar ya. Abi biraz böyle tuz alıyor. Çorbanın içine koyuyor tuzu. Sonra o meşhur çalkalama şeyini yapıyor, başlıyor. Sonra filtrede bütün kıllar, kemikler, her şey sadece suyumuz çıkıyor. Kahverengi ve beyaz arası bir renk. Artık filtre o kadar doldu ki su akmıyor içinde. Ve bakın içinden çıkan şeyler de şöyle kıllar, kemikler vesaire kalıyor. Okay, cheers. Bu için gençler. Ölmezseniz ben de içeceğim. Abi herkes beğendiler, anlamadım o kadar. Hamza meğersem benmiş. İçine eğer ölmezsen ben de içeceğim. Sakar Sincap hoş geldin. Kaşarlı yengen tostu. Güzade hoş geldin. Cyrus bin efendim. Hyperhunter abone. Hyperhunter mı? Bizim Hyperhunter mı? Hyperhunter sensen eğer hoş geldin. Hoş geldin bu arada. Kemal'in annesini satan adam hoş değil. Hiç hoş değil. Bu hoş değil. Teşekkürler. Ama hoş geldin. Saparcı hoş geldin, Ali Eroğlu 93 hoş geldin, Bora 81-27, Gizem Cim tekrardan hoş geldin, Can Aktaş efendim 4. ayında Can hoş geldin. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İlk şarkı hoş geldin, sefalar getirdin, çok çok teşekkürler efendim. Bir telefon numarası abone olmuş, onu okumak istemiyorum. Ne olur ne olmaz birisinin numarasıdır. Hoş geldin, sefalar getirdin. Suher Luna, Sofya hoş geldin, Fırkan York hoş geldin. Ya ben içtihanı görmemeye çalışıyorum, elimden geldiğince geciktirmeye çalışıyorum. Sly Life 5 hoş geldin, sosyal iletişimci hoş geldin ve CNG Rock hoş geldin, sefalar getirdin, çok teşekkür ediyorum efendim. Koç Kanrıdvan sen de hoş geldin Rıdvan, merhabalar merhabalar. Karamel Beat hoş geldin. Bunlar güzel mi bu? Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Oha, oha. O kadar önyargılı yaklaştığım halde, o kadar iğreneceğimi düşündüğüm halde ve sahte iğrenme tepkilerimi şimdiden hazırladığım halde kafamda kurguladım. Ya müthiş biz. Sahteden iğrenme şeylerini de kafamda kurdum anne. Şu an yapamıyorum. Yapamıyorum. Yok abi, ön yargım var, içmem de mümkün değil. Halde şu gördüğünüz iğrenç sümük tadındaki çorba çok güzel. Böyle ağır bir et kokusu olur ya, aynı onu sanki ağzından alıyormuşsun gibi. Şunun yanında bir de şimdi sosisimizi kesiyorlar. Dana eti, keçi eti hepsini böyle karıştırıyorlar. Yani hiçbir şekilde iç açıcı durmuyor aslında ama. Şöyle elimizle alıyoruz. Et böyle altında kıl gibi bir şey var, ben anlamadım bu ne ama. Şöyle yeşil değişik bir şey ya. Allah yarın var ya sağ salim kalkabilirsek iyi ya. Nasıl biliyor musun? Aşırı yoğun baharatlı bir sosis. Sosisin içinde pişmemiş etler olsun, kemiklerin çıtırdaması olsun, böyle bir değişik bir hissiyat var. Bunu diyerekten de artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Umarım sıkmamışımdır, sıktıysam hakkınızı helal edin. Eğer gerçekten yarın sağ salim kalkabilir. Lan ne ara 34 dakika oldu? Ben biteceğini bile fark ettim. Ne güzelmiş. Ne kadar akıcı anlatıyor bir de. Aa. Amma falan yapıyor. Ay Allah'ım Allah'ım. Gerçekten Japon muyum gibi bir videos var. Oo Hamza Bey. Adınız Japon Hamza yoksa Japon musunuz? Allah'ım Allah'ım. Kenya'nın en tehlikeli sokağına girdim. Kenya garip yemekler mi? Bir dakika şu hangisi bunun ikinci videosu? Kenya'nın. İkincisi ne olur? İkincisi nerede ki? Garip yemekler ama bir şey söyleyeceğim, sürekli olarak video boyunca dedi ki 2'yi dedi çekeceğim dedi, şöyle çekeceğim dedi. Açıklama videosunu da izleyelim sonra olur. Kenya tehlikeli sokaklar olabilir mi ya? Sanmıyorum ama. Salya akıtan sokak lezzetleri. Baya baya şey ya bu arada. Kotak Sutosake hoş geldin, Firdevs'in hoş geldin, Ayaz GK, Emin BYZ hoş geldin, Damat oyumuz efendim 11. ayından hoş geldin, sefalar getirdin bu arada Ayaz GK.
22 ay için çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rock the most safe. Hoş geldin. At Rebels. Hoş geldin. Sefalar gidin. Ebu Bekir Sıddık. Hoş geldin. Bilgenaz. Çok çok teşekkürler ediyorum. Mirva Caner hoş geldin. Bence bu ya. Garip yemekleriyle ilk gün bence. Ağaç kökü mü? Zanzibar manyak. Böyle alıyoruz. Baya böyle Fas. Fas'ta otantik yemekler. Sahra çölünde bedeviler ile yaşam. Malta'da kız kardeşim ile tropikal cennet. Ben şuna abone olam. Daha bir gün önce video paylaşmış. Çok eski bir kanal mı ya? Ben ilk kez görüyorum. Deniz 9921 hoş geldin. İlk kez görüyorum dedim. Şöyle diyorum ya size. Ben çok fazla seviyorum şey videoları izlemeyi. Dünyayı gezen insanları izlemeyi etmeyi. Bayağı da 3 yıldır falan şey bu arada. Ama bu kanalı bana yeni yeni öneriyor. Japonya doğumlu ha? Anladım. Anladım. Acaba içinden hiç keşke Japonya'da kalsaydım diyor mudur? Pelin çok kötü olaylar yaşamış oradan sonra. Çekmemiş Hamza Kenya'da işte. Liste dışında oynatma listesinde Afrika kısmında taciz edildiğim bir... Lan ne diyorsunuz? Nerede ya? Dur bakayım. Bulacağım. Afrika vlogda olabilir orası. Yok. Yok göremiyorum. Abla videoyu kaldırdı galiba. Olabilir. Özelden ilettim diyorum Ahmet'e. Bakayım Ahmet'e. Kenya'da yaşadığım rezil olaylar. Ülkeden kaçış. Hayda. Polis kazık taciz mi? 581 bin kişi izlemiş. Şimdi liste dışı. Acaba rahatsız olduğu için mi liste dışına aldık? İzlemesek mi ki? İnsanlar kötü şeyler falan dedilerse ettilerse şimdi. Ya çünkü bazen şey oluyor mesela insanlar rahatsız oldukları için. Ay Mete hoş geldin, hoş geldin. Bazen insanlar rahatsız oldukları için falan da liste dışına alabiliyorlar da o yüzden şimdi biz tekrar rahatsız etmiş gibi olmayalım onu ama. Çok kişi izlemiş. Ya Bırcı hoş geldin. Hamza'nın aşırı namuslu bir kibar olmaz. Bunu deyip gülmüş bu arada. Ay Ranki çok teşekkür ederim hediye aboneliğin için. Çok sağ ol. Bu arada Bırcım'ın birinci ayımız kutlu olsun. Hoş geldin bir tanem. Plopik Korn hoş geldin. Deniz 99-21 sefalar getirdi. Çok teşekkür ederim. Aa, geldi bu kız üstüme çıkmaya çalışıyor. Bir tarafımı ellemeye çalışıyor. Boynumu öpmeye çalışıyor. Hani gerçekten hayatımdaki şok ya. Hayatım. Hani ben anlamadım ya. Şu an bu olay gerçekten yaşanıyor mu idrak edemedim. Hayda. Gençler gezi çantam bir de ekipman çantam artık hazır. Ben de hazırım. Artık şu ülkeden çıkma vakti geldi. İnşallah kazasız belasız varırız diyelim. Let's go. Keşke evden çıkmadan önce Hamza kardeşimiz bir ultra mega kükreme yapsaydı. Ooo ne bu Çağatay? Hayatı Çağatay gibi yaşıyor fark ettiyseniz. Ya elinde çilekli milkshake'i önünde animesini açmış. Çağatay da öyle bu arada. Noodle'ını yapar. İşte ne bileyim böyle tatlı içeceğini alır. Oturur öyle. Buna hiçbir şey vermez. Bir şey diyorum, çantaya hiçbir şey vermez. Bunları ver yaşar. Ekstrem istekleri falan hiç yok yani.
birine o kadar benzetiyorum ki yani. Bak bir sorun var. Bu uçak bir saat geç kalktığı için transit geçmem gereken uçak birazdan kalkacak ve şurada 10 dakikam falan kaldı. İnşallah yetişirim. Bir de aşırı manyak bir şekilde yağmur yağıyor. O yüzden de direkt terliklerime geçtim, 50 numara terlikleri. 50 numara terliklerimle birlikte uçağı yakalamaya çalışacağım inşallah inşallah. Valla bir kere de macerasız gidelim ya. Bak uçağa biniş 12.20 gösteriyor. Şu anda saat 12.35 geçiyor. Hadi 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 hadi. 1 hour later. Hadi bakalım kim daha yavaş bu uçaktan çıkabilir? Aa bu ne abi? O, bu ben bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Gittiğim bütün seyahatlerde herkese sorun. Bak herkese sorun. Ben yemin ediyorum ki pikemle birlikte biniyordum. Pikemle beraber. Ama otobüsle gideriz, otobüste pikemi alırım üstüme. Ama uçakla gideriz, uçakla alırım üstüme. Pikemle giderim. Çünkü ben sarınıp uyuyorum. Yo be, benim yağmur falan yağmasından değil. Ben sarılıp uyuyorum. Diğer türlü uyuyamıyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Desem yalan olur. Hoş geldin Ayran Kibi hediye buranın için. Daha çok çok teşekkür ederim. Çok rahat. Oo maşallah. Abi en son anons falan yaptırıyorlardı. Neyse çok şükür. Yine bir şekilde uçağı yakaladık. Şimdi artık yavaş yavaş Tanzanya'ya gidiyoruz. Kenya'dan çıktık. Ruanda'dayız. İnşallah burada da kalmayız yani. Kenya'ya girdiğimden beri aksilik üstüne aksilik. Tanzanya'ya gidiyoruz. Gerçekten artık lütfen lütfen inşallah gidiyoruz. Buraya gidince birazcık daha detaylı bir açıklama yapacağım ama Kenya vallahi billahi ayarımı bozdu etti. Alt üst etti yani. Çok şükür ya. Neyse Tanzanya'da görüşürüz. See you. Çok pozitif bir çocuk ama ya. Dedim ve Tanzanya'ya geldim. Geçen. Sınıf atlamışsın Hamza. Hamza sınıf atlamış. Epristasya hoş geldin. Oğlum Hamza sınıf atlamış lan. Tanzanya'ya geleli zaten sakallarımı da kesmem de anlayabilirsiniz. Bir iki gün geçti aslında ve geldiğim yer şaka gibi, gerçekten şaka gibi ama ciddi ciddi bir villa. Havuzu var, şurada masası var, arkası var falan filan da. Buranın tanıtımı ayrıca tamamen ayrı bir videoda yapacağım ama artık Tanzanya'ya da geldiğimize göre ve şöyle bir villada yerleştiğimize göre. Ya bak bir ama iki buraya dırım neden dırım geldim de. Daha doğrusu Kenya'dan neden çıktığımı sizlere açıklamak istiyorum. Yalnız abi Tanzanya'nın Kenya'dan en büyük farkı okyanusa sınır olduğu için herhalde acayip bir şekilde sıcak ve nemli bir ülke. O yüzden direkt bu anlatıma geçmeden önce yapmak istediğim bir şey var. Hamza çok iyi yerdesin ha, vallahi sınıf atlamışsın Hamza. Yapmak istediğim bir şey var. Havuz sandığımdan acayip alçakmış. Acayip. Götümü vurdum ya. Oh. Gençler şimdi Tanzanya'dan selamünaleyküm konnichiwa. Anlat abla, ne yaptın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, anlat. Anlat, yediğini içtiğini boş ver, gördüğün ettiğin rezillikleri anlat. İçerisi gerçekten aşırı sıcak olduğu için şöyle havuzun içinden sizlerle birlikte Kenya'da yaşadığım olayları konuşmak istiyorum. Kenya gerçekten benim artık böyle bir an önce çıkıp gitmek istediğim ülke olmaya başlamıştı. Aa. Bazı nedenlerden ötürü. Yani keşke şu ülkeye, şu güzelim Tanzanya'ya, sırf Tanzanya'ya gelmek istediğim için Kenya'da yapacağım her şeyi yapıp içimde böyle aa keşke şunu da yapsaydım dediğim bir şey kalmadığı için gelseydim. Bu arada bu ekran birazcık yamuk. Dur bir saniye. Keşke hani Kenya'da hiçbir şey kalmadı artık. Yapacağım her şeyi yaptım. Bu arada Hamza kardeşim arkaya o müziği koyarsan yani havuzda da o tişörtünle falan böyle durursan chatimizde kendisini bıçaklayanlar olabilir. Yani sabahtan beri demeyeyim diyorum. Kuduranlar var. Gerçekten demeyeyim diyorum. Çenemi kapatayım diyorum. Yapmayı bırakırlar diyorum. Yani iki lafından biri. Ay aman da aman gözü bile güzel. Aman da yüzü bile güzel. Aman da şurası bile güzel diye takılan insanlar var. Kardeşim neyse. Dediğim için Tanzanya'ya gelseydim ama yaşadığım özellikle 3-4 tane olay var. Bu beni gerçekten artık bazıları indiğim günden itibaren bazıları o an orada yaşanan olaylar oldu. Ama gerçekten günün sonunda yani 1,5 hafta kaldım Kenya'da. 1,5 haftada alt üstü 3 video çekebildim. Bir tanesi de zaten bu video Kenya'dan neden nefret ettim videosu. Aman. Normalde bir ülkeye gittiğimde ben bir hafta kalıyorsam her gün bir tane video çekmeye çalışan biri olaraktan Kenya'da o kadar artık istek mistek kalmadı ki kamerayı elime almamıştım.
almamıştım bile. Alsam bile zaten her türlü zarara giriyordu. Bunu birazcık şimdi bahsedeceğim ama önce cebimde bir liste vardı. Buraya listemi yapmıştım ben. Tebrik ediyorum. Yani liste bu listeyle havuza atlamak gerçekten çok mantıklı. Mirkan Kirez hoş geldin. VS Havi İzdiler Ahir hoş geldin. Ezgi 500 hoş geldin. Sefalar gitsin. Çok teşekkür ederim. Bir tane maddeyi de bir saniye. Bu biraz sanki yırtılmış. Neyse şuradan. Ya chatten birisi de çağırmış. Islak ıslak tişört öyle durma hasta olursun. Tişörtünü çıkart. Neyse ama Kenya'yı dört başlık altında kısaca anlatmaya çalışacağım. İlki polisler. Zaten bu Mısır'dan itibaren ben alışkınım artık hani polisler tarafından çevrilmeye, yakalanmaya, şunlara bunlara. Artık hani gerçekten bu Hamza'nın bir klasiği olmaya başladı ama Kenya'nın en tehlikeli sokağına gittiğim gibisine bir video yapmıştım. Oraya gidebilmek için de oranın insanları sizi gezdirmesi gerekiyor. Çünkü kendi başınıza giderseniz ya bıçaklanırsınız ya hırsız yani, gelir melir falan filan. Oradan bazı insanlar size rehberlik yapıyor. Biz de rehberimizle buluşmak için bir arkadaşla birlikte otelin önünde buluşacaktık. Otelin önünde de bir tane dükkan var. Ben de vardığımızda onlar hala gelmediği için bak şu dükkanın önünde bekliyoruz diye dükkanın resmini çektim. Ne otelin resmini çektim, ne yolun resmini çektim, ne hiçbir şey. Hiçbir şey resmi çekmedim. Sadece dükkanın kapısını çektim. Rehberimize de WhatsApp üzerinden şu dükkanın önünde bekliyoruz diye yazdım. Rehberimiz de bir iki dakika sonra geliyoruz, trafikte takıldık demesin mi? Biz de orada bir fark vardı ve arkadaşla birlikte oturduk. Oturuyoruz oturmasına 10 dakika oldu, 15 dakika oldu. 15 dakika sonra bir tane asker kıyafetinde elinde böyle oyunlardaki o keleş mi, kekkeş mi öyle bir tane taramalı tüfek gibi bir şey. Kekeş. Adı keşke keke. Ay kekeş olsa çok şey. Kekeş. Zeynep Apul hoş geldin. Zantara Satra QR hoş geldin. Sana sefalar. Var ya kocaman bir tane silah var. Onu böyle yanında taşıyan bir adam geldi telefonunu bana verdi. Neyse abi telefonları verdik. Normalde ben ID sorarım. Kimsiniz diye sorarım. O an ben dalgınlığıma geldi. Zaten sıcak vurmuş başıma. Bayılmak üzereyim. Açın falan filan. Adama telefonu verdik. Hayda. Oradan zaten o günüm yani bok oldu. İlk başta bu resmi niye çektin dediler. Burayı bombalamak istemeyin nereden bileyim. Ya dedim ben niye bombalamak istedim. Bak ben bunu okuttum. Tamam bak dedim şöyle muhabbet geçiyor. Ya Allah aşkına ya. Ay demek orası da paranoya böyle. Paranoya ile yaşıyorlar demek ki onlar da. Hocam yani Allah aşkına. Adını yazar geçer. Adını yazar geçer. Yani her şey ortada belli yani besbelli. Ama bu ispat için yeterli. Belki de dükkanı bombalamak istediğin bu WhatsApp mesajlarıyla. Ondan sonra dediler ki nereden geliyorsun? İşte Türkiye'den geliyorum. Ya benim salak kafa niye Türkiye diyorsun? Ondan sonra pasaport istediler. Japonya demesin. Ha sen polis memuruna yalan söyledin. Burada söylediğin her şeyi mahkemede kullanabilirsin. İstiyorsan sessiz kalma hakkını mı kullanabilirsin? Öyle bir şey var ya susma hakkını kullanabilirsin. Ne? Ya da avukatını çağır. Şu an sizi burada tutuklamamız gerekiyor. Bizimle birlikte gelir misin? Ya değil mi? Bir dakika şimdi anlamadım. Hamza'nın pasaportu ne anlamıyorum. Kafam çorba oldu şu anda. Japonya doğumlu ama şimdi şöyle Japonya doğumlu. Türkiye vatandaşı mı? Türkiye'den Japon vatandaşı mı? Yani Japonya vatandaşı mı? Japonya vatandaşı mı? Yalan söyledin diye olay çıkıyor. Abi bir saniye işte. Ya al ya bir şey yani hiçbir şey yapmamışım. Ne yapmışım abi? Yani zaten yalan ya son olarak da yanlış bir şey yapmadım bu arada. Tamamen polislerin uydurma, keyfi bir şekilde tutuklama istemelerinden dolayı ya da benim oradan işte rüşvet vermemi istiyorlar. Abi ne olur para vereyim yapma falan dememi istiyorlar. Ben orada uyuz oldum, inat ettim. Ondan sonra pasaportu 3'er 4'er 5'er böyle sayfa atlaya atlaya çeviriyorlar. Aa dedi damga vurmamışlar sana. Sen bu ülkeye illegal olarak yasak. Japonca konuşuyor mu hiç? O zaman Japonca da konuşuyordur. Ne ya keşke Japonya konuştu. Japonya konuşuyorum tam bir cahil ya. Cahille muhabbet diye ben. Keşke Japonca konuştu. Şöyle uzun uzun bir video olsa da izlesek ya.
Artık mecburen Ramza'yı takip edeceğiz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Satış yollarına girmişsin. Yine adam ya tekerleme gibi alışmış zaten. İşte sessiz kalma hakkım var ya da avukatını çağır şöyle de böyle de. Mantıken bir ülkeye ben damgasız zaten giremem ya. Yani nasıl girebilirim ki? Bu kadar yani... kolay mı bir ülkeye yasa dışı girmek? Sonra yanlarına iki polis daha geldi. Bunlar baktı herhalde ağabey az salak. Zaten zor durumda. Biz de bundan bir şeyler koparırız. Vizeni göster dediler. E-vizemi açtım gösterdim. Onların resmi devletin bir sitesi var. E-vize başvurusu yaptın. O siteye girdim. Şifremi girdim. Önleri ve gösterdim. Aa bunun Photoshop olduğunu nereden bilirim? Ya götüm. Ben senin devletin... Ay gerçekten götüm bu arada ya. Hamza'ya benim gibi böyle dişli ne diyorsun lan falan diyecek bir adet insan lazım yanına Hamza Bey. Ben size söyleyeyim. Ay. Yani böyle gerçekten böyle yırtık tuttuğunu koparan hayırdır la falan yapıp böyle kendisini tutuklatıp Hamza'nın gezmesini sağlayacak. Tamam sen düzgün bir insansın deyip savunmalarını sağlayacak. Bir adet arkadaşa ihtiyacı var. Resmi sitesinden giriyorum. Bunun Photoshop olma ihtimali %0 ya. Ama eksi hatta. Para koparmak makbuzum bile var yani. İşte. E-vize için ödeme yapmışım. Ya damgam var pasaport. Ya damganın Photoshop olduğunu nereden biliyorum? Damga gerçek değildir. Pasaport hemen resmi değildir. Vesaire vesaire. Bunlar başladı. 10 dakika geçti. 20 dakika geçti. 30 dakika geçti. 40 dakika. 1 saat. 1,5 saat. 1 saat 40 dakika boyunca 3 tane polis, asker artık ne derseniz ellerinde silahla beni tutuklamaya çalışıyorlar. Sizi götürelim. Şöyle de böyle de. Artık hani tehdit olmaya başladı ve bu düpedüz tacizdir bu arada. Ondan tabii sonra arkadaş bir avukatını çağırdı falan filan. Hayır ne münasebet yani bir fotoğraf bir kere zaten herhangi bir şekilde yani dünyanın neresinde aslında dünyanın neresinde olursanız olun değil de ülkenizde bir turist varsa eğer bu turiste ID'nizi görev ne görev yaptığınızı ne ettiğinizi göstermeniz gerekiyor. Yani şey yok böyle işte ne bileyim ooo hadi bakalım ben kafama göre şunu yapayım bunu yapayım olamaz yani ne münasebet ya. Ana. Polisler taksiciler ve hayrına mesela yol gösteriyorlar. Yolu gittikten sonra adam Paris'e dua gibi dinleyeceğim. Avukat dedi isimlerinizi alalım sizin dedi polislerin. Eğer hani resmiyette benim zaten yanlışım varsa ben cezamı çekerim. Ama yanlış yoksa da bu sefer siz cezanızı çekeriz. Aa işte ya yok aslında bu pasaport tamam gerçekmiş kontak sağlayabildik falan filan diye. Bir de şey diyorlar bak polisler ya ben senin pasaportun gerçek mi kontrol edeceğim. Arıyor telefon kapalı kimse aradığı falan diyor. Hani o bana bir şeyler diyorlar sonra kapatmış rolü. Tamamen saf zaman kaybı ve ne zaman... Böyle bazı milletvekilleri bazı ünlüler onu çok fazla yapıyorlar mesela sen benim kim olduğumu biliyor musun? Böyle işte bir yerlerde böyle şey işte özel muamele falan bekliyor böyle ve sürekli aynı muhabbet diyorum işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim ben biliyor musun? Boksun. Para verecek acaba diye bekleyişteler. Yetmiyor kimse gibi, yetmiyor gibi yani. Beni o kadar taciz Allah. Etsen, tehdit üstüne tehdit, ne desem daha fazla şey çıkarıyor. Her şey bittikten sonra bu arkadaşın avukatı gelip bunları birazcık şey yaptıktan sonra bunlar şey diyor, iyi tamam bu kadar sizin için biz burada uğraştık 1,5 saat, bize bari yemek ısmarlayın. Ya götüm sen beni 1,5 saat taciz ettin, uğra... Lan inanılmaz anladın ya biz niye... Oha ya bu çocuk sana niye yeme kısmı var? Defol git al be devletin memuru değil. Aa. Oğlum inanılmaz ya. O zaman bir yeme kısmı var. Ne boksun ki yani? Göt gerçekten götlük ama yani bu. Ay yüzsüz çıldıracağım. Hemen bir içecek alıp geliyorum. Devam ettiriyorum duyuyorum zaten. Böyle bir dünya alabilir mi ya? Bok yani. Uğraşmadın ki. Bir de sonra gelmişsin benden şurada bir tane pizzacı var oraya bizi götür bari falan diyor. Ya hangi yüzde hangi hay... Ebesinin nikahı biz... bir de şerefsize bak. Bir de pizza istiyor. Öyle öylesine işte ne bileyim bir sandviç bir ekmek arası peynir falan da değil. Bir de pizza istiyor. Bizim benden şurada bir tane pizzacı var oraya bizi götür bari pizza falan diyor. Ya hangi yüzde hangi haysiyetle sen bunu benden isteyebilirsin? Neyse yani böyle bir polis vakası gerçekleşti. Ondan sonra şehir içinde zaten çok çekim yapamadım. Normalde market fiyatları bir ülkede 100 TL ile bir gün falan hani o klasik bu fiyat videosunu yapmak istiyordum ama yapamadım. Sebebi ise şehir içinde ne zaman kamerayı bırak telefonu bile çıkarsam etrafında bir anda polisler geliyor ve hepsi böyle abi işte şöyle alttan alttan el yapıyorlar ya bana para ver para ver. Ya sen ne yapıyorsun ya? Böyle
olunca ben tamamen zaten şehir içinden video çekemez oldum. Bırak videoyu, story bile atamadım adam akıllı Instagram hesabımda son 2 aya. Ondan sonra gelelim ikinci maddeye. Bu artık tamamen biriken bir olay. Gün 1'den itibaren benim arkadaşlarım. Yani benim Kenya'da yanında kaldığım kişi Türkiye'de Özel Üniversitesi'ndeyken orada master yapmaya gelen ve benimle birlikte aynı yurt odasına kalan bir arkadaşım. Bir dönem zaten yatak arkadaşıydık. Yani o üst ranzada yatıyordu, ben alt ranzada yatıyordum. Bir sene boyunca da aynı yurtta her zaman iletişim içindeydik ve arkadaştık. Bayağı bayağı yakın arkadaştık. O da arkadaşıydık. Ben de Kenya'ya gelmişken dedim sen de kalayım şöyle böyle. Kenya'da da o da arkadaş olmanın mutluluğuyla ben Kenya'ya geliyorum. Bu arada dipnot, arkadaşım 30 yaşında. Ben şu anda 23 yaşındayım. Bundan neden bahsettiğimi birazdan söyleyeceğim. Lan ya sabır. Vallahi düşündükçe sinir oluyorum. Bak varır varmaz Kenya'ya. Bunlar dedi ki o seni Kenya'ya gezdiririm kanka. Şöyle de böyle de eyvallah dedim. Gezelim edelim. Ben zaten 48 saat uyumamışım ama hadi seni mi kıracağım? Gezelim başlayalım falan filan diye. Bunlar gitti. Beni Kenya'daki en lüks lokantalarından birine götürdüler. Et lokantası. Ya işte sana buranın en güzel lokal deneyimini sağlayacağız. Sen bana güven falan filan. Tayfa şöyle. Ben varım. Arkadaşım var. Arkadaşımın arkadaşının sevgilisi var ve... Eşim, eşimin eski eşi, rahmetli eşinin yanına geldik. Dua edecek şimdi eşime. Eşimin eşinin eski eşine. Arkadaşımın biri de kendi 4-5 sevgilisi arasından bir tanesini çağırmış. 4 kişi mekana gittik, oturduk. Onlar ikişer üçer biralarını içtiler, kolalarını içtiler, sodalarını içtiler. Kitlediler, ha geliyor abi, kitleme geliyor. Yetmedi, et eklediler falan filan. Ben 2-3 lokma et yemişim. Eti de böyle kıllı ve çiğ olduğu için çok yememiştim. Bir şişe de kola içtim, tamam mı? O gün daha yeni geldiğim için param yoktu. Bir sonraki gün lokal... Bekleyin, çok büyük kilit şov geliyor, ben bilirim böyle. Memuşuma da gelmiş direkt kilit. Hemen kilit. Kenya'nın parasını çektikten sonra ATM'de arkadaş demesin mi dünkü hesabı ödeyecek misin falan filan diye. Ev tamam zaten ödeyecektim, onun için çektim parayı falan diye ben yanına geldim. Seni havalandan git gel alma parası benzin 30 dolar. Hadi eyvallah, beni aldın havalandan, ona lafım yok. Ondan sonra içecekler 20. Arkadaşını aldığı için para mı istiyor? Kendimi öldür. Bir şey söyleyeyim, mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Yoksa da mesela yok derim. Ya derim, açık açık derim mesela, şey söylerim yani. Derim ki arkadaşlarım geldi, derim ki ya benim cebimde hani hiç param yok. Hani kusura bakmayın, Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz derim. Evimde makarna mı yaparım? Otobüsle alırım mesela, atıyorum işte kartıma para yüklerim giderim ama hayatta istemem. Hayatım boyunca da en sevmediğim şeydir, biliyor musunuz? Ay, hele ki bir de başka ülkeden gelmiş. 20 dolar yemek, 30 dolar işte lokantaya git gel parası şu kadar. Ondan sonra akşam Uber'le geri döndük şu kadar falan filan, bana 100 dolar hesap çıkardı. Bak ben Kenya'ya geldim ilk günüm daha, parayı çeker çekmez 100 dolar hesap çıkardı bana. Ya sabır, ya sabır. Niye 100 dolar ne tutmuş olabilir ben düşünüyorum. Ya diyorum 100 dolar ne tutmuş olabilir? Hadi 30 dolar tutması imkansız ama havaalanına git gel parası. 30 dolar bak kaç yüz lira ediyor. Neyse abi. 40 dakikalık yola 200-300 lira para verdim. Ondan sonra içecek parası 20 dolar. Ya dedim içecek, ben bir kola içtim diye hatırlıyorum. Yani nasıl 20 dolar? Ha alkoller falan hepsi dahil kanka bu dedi. Ya diyorum ben içmedim. Senin sevgililerden bir tanesi içti. Senin sevgililer mi? Şerefsize bak, bir de bolluk içinde yani. Gizli profil, almadan gelme. Almadan gelirsen de burada birlikte ağlarız. Hiç sıkıntı yok. Ömer Senek hoş geldin. Nymphex hoş geldin. Sefalagettin Eylül Min hoş geldin. Merhabalar merhabalar. Herife bak lan. 4-5'si. Kızı 5'i de mi bulunmuş? Ah ah Eren canım ya. Ya. Ama sen sözünde duran bir adam değilsin ki sen bir tanesini bile bulasın. Nerede senin abiye ile çektiğin doğum günü videosu? Ondan zor. Zor. Ya çete gelmiyordun unuturum diye. Bak unuturum diye çete gelmiyordun. Ben unutmam. Ben unutmam herhalde bende. Arkadaşının sevgilisi içti ve sen içtin. Hadi sen neyse, sen bana evini açmışsın. Senin ilk yemeğini ben ısmarlayayım. Anlamadım, misafir benim ama ben ısmarlayayım. Sıkıntı yok. Ya paşam ben senin sevgilinin alkollerini niye ısmarlıyorum? Ben senin arkadaşının sevgilisinin içeceğin yemeğini niye ısmarlıyorum? Hani bir de Türkiye'den alışkınsındır ya, misafir gelir tek kuruş ödetmezsin. Her şeyini karşılarsın. Ona en iyi böyle hizmeti vermeye çalışırsın falan filan. Gelmiş benden ilk gün 100 dolar istiyor.
Neyse ilk gün Yasab. Kendi içimde hani herhalde arkadaşının durumu kötü ama benim için oraya gittiler. Neyse o zaman ben yine de vereyim bugünlük ama bir daha olmasın. Bundan sonra ben lokal sokak yemekleri yemek istiyorum falan filan diye arkadaşı tembihliyorum. Ya ben hayatımda Türkiye'de lüks bir et yememişim. Gelmişsiniz beni götürmüşsünüz bir de kendi hesabınızı bana ödetiyorsunuz. Ve bu gün bir, bunun gün iki. Kız Nusret'te 850'ye neler yersiniz bu 850 lira 100 dolara? Aa, manyağa bak. İkisi oldu abi. Öğle yemeğini o ben ısmarladım. Biz gün 3 oldu. Akşam yemeğini, öğle yemeğini ben ısmarladım. Markete gidiyorum. Alt üstü mesela bir içecek alacağım, su alacağım. Bu yanına 2-3 şey daha alıyor. Kasaya koyuyor. Kendi marketten çıkıp gidiyor. Ben ne oluyorum? Orada gibi kalıyorum ve ödemek zorunda kalıyorum. Bunu bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Ya sabır, ya sabır. Hani evini açıyorsun. Eyvallah da yani. Ödemem farklı. Ay Hamza, keşke hemen farklı bir yer bulsaydın ya. Yemin ediyorum daha uygun fiyata kalırdı. Allah çarpsın ki daha uygun fiyata kalırdı. Ne münasebet ya. Geçirmiş lan çocuğa, ne münasebet ya. Dur. Bekle hemen bak. Airbnb. Kenya. Kenya evet. Giriş tarihi ekliyorum. Eylül'de gideceğim gibi davranıyorum. 12 günde kalacağım gibi yapıyorum. Misafirde bir diyorum. Arama diyorum. Kenya'da Airbnb'nin olduğunu görüyorum. Oha, çok güzel evler var lan Kenya'da. Bak, Wi-Fi internetli geceliği 207 lira. Yemin ediyorum ona verdiğin o yemek parasına kaç gün kalırdın? Aa, çok güzel yerler var lan Airbnb'nin. Kenya'ya mı? Hem de süper ev sahipleri falan ya, öyle söyleyeyim yani size. 136 lira apartmanda, daire böyle. Ah, Netflix'i falan var. Oğlum çok iyi. 183 lira. Vallahi kız Kenya'ya mı gitsin? Ne yapsak, baksanıza. Bakın. Bak. Nairobi'de bak mesela burası. 183 lira. 161 lira. Özel oda hem de. Nairobi'de bu da. Merkezde. Baksana yani. Şu çok güzelmiş bu arada. Bu aşırı güzelmiş. Aşırı güzelmiş hem de. Vallahi vallahi Hamza, ben sana söyleyeyim, Airbnb yani, ben sana o kadar diyorum. Ödettirilmem bambaşka bir konu, tamam mı? Yani ben öderim eyvallah. Ben ondan 2-3 lirayı kıskanacak, 10 lira 100 lirayı kıskanacak değilim. Ama sen bana böyle sinsi salak saçma yollarla ısmarlatmaya çalışırsan her... Ben orada artık yavaş yavaş sinir olmaya başladım. Çünkü ben bir hesap yapıyorum abi. Kendi çapında bir plan yapıyorum. Senin yanında gelmene gerek yok. Ben zaten bu ülkeyi gezebilirim. Ama seninle arkadaş olduğumuz için senin yanında gezdirmeye çalışıyorum. Ya da onun bir arkadaşı var. Kendimi kuru yemişe verdim sinirden. Biraz gezdirdi. Ha, seni sokak yemek turuna götürürüm. Yemeğini ben ısmarlarım. Çünkü normalde sen o sokak yemekleri kendi başına olsan yemezsin. Benim için orada gezdiriyorsun beni vesaire, eyvallah. Ama diğer günlerde her gittiğimiz yere otobüs parasını ben ödüyorum. Araba parasını ben ödüyorum. Benzin parasını ben ödüyorum. Yani kardeşim, o zaman hiç gelme ya. Ben niye seni gezdireyim ki? Her yere bir de ondan sonra, aa kanka şuraya da gideriz. Aa kanka baktı ya, ben her gün diyorum. Neyse bir oldu ki o. Ben bunu biraz araştırdım. Yani ırkçılık burada da var. Biz beyazlar hesabı öder gibisine bir düşünce varmış Kenya'da. Yani benim aslında kafamda büyüttüğüm bir konumu, ben mi fazla cimliyim diye düşünüyordum ama beyazlara karşı böyle bir düşünce maalesef ki neden var. Arkadaşa dedim ki ben her şeyinizi ödeyemem. Ben 20 yaşında yeni mezun bir çocuğum. Siz ise 30 yaşında ki bunu sonradan öğrendim. Ortalamanın çok daha üstünde kazanan bir bireymiş kendisi. Yani sen ortalamanın üstünde para da kazanıyorsun. Ben beyaz olabilirim ama o zengin beyazlardan değilim. Lütfen böyle düşünme. Eyvallah dedi. Bir sonraki gün yine... Abi yani beyazlar zengindir diye bir şey olabilir mi ya? Şimdi ülke adı vermeyeyim. Sizi bir ülkeye yani getiririm. Anlarsınız olmadıklarını. Ülkenin adını vermeyeyim. Şimdi ülkeye çok ayıp olur. Ülkeyi söylemeyeyim.
B-Queen seven bir vatandaş hoş geldin. Beberkoy 38 hoş geldin. Sefalar getirdin. Yino Lönberg hoş geldin. Sefalar getirdin. Yine aynı bok. Yani ben artık hani uyuz oldum anladın mı? Birisi yani insan diyelim. Çekilisi kalmıyor ki. Bir yere gidiyorsun o onun sevgilisini getiriyor. Bu onun sevgilisi getiriyor. Hesap Hamza'da. Hesap Hamza'da. Ya bir insan eline cebine sokmaz mı ya? Yani bilmiyorum. Uyuz oldum yani. Ödettirmek istemiyordum. Hani ben salak yerine konmak burada bana koyan kısım. Bir de üçüncü madde geliyor ondan sonra. Bunlar aşırı şekilde uyuşuk ve mayışık. Yani sıcaktan mı, kültürden mi bilmiyorum ama benim arkadaşım, onun arkadaşı mesela bir yere gidiyoruz durup dururken böyle 5 dakika 10 dakika otobüste duruyoruz tamam mı? Böyle duruyoruz yani hiçbir duruyoruz. Böyle oturuyor, sağa sola bakıyoruz, bir yere gidiyoruz, böyle oturuyoruz. Yani ben ne oluyor anlamıyorum. Niye oturuyoruz ya? Ben bir yere gideceğim, bir akışım var değil mi? Bir hikaye çekiyorum, bir vlog çekiyorum. Onun için geziyorum yani. Mesela acayip mutluyum. Evet arkadaşlar bugün işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorum. Ondan sonra 30 dakika boyunca oturuyoruz ya. Ben o hevesim, şevkim, her şey kırılıyor, kaçıyor, gidiyor. Böyle olunca bu bayağı benim vlog çekme isteğimi de yok etti, yerle bir etmişti. Son olarak da yaşadığım dördüncü madde, bu tamamen cinsel taciz bu arada. Detaya gireceğim ama gerçekten bu üç madde bile zaten benim artık Kenya'dan soğumama sebep olmuştu. Normalde Kenya'nın ya, Mombasa diye bir şehri var. Hani oğlum bir söyleyeceğim, yazık çocuk anlattıkça benim içime sıkıntılar bastı yani. İnanılmaz. Bir de bir şey söyleyeyim, bak dışarıdan da böyle çok iyi niyetli falan duruyor yani. Sonda soyulsa ya mı? Küçük Damla da lütfen deyip dilek işaret. Yarabbim. Umarım soyunmaz. Deniz kenarındaki böyle kesinlikle gitmeniz gereken hem turistik olmakla birlikte böyle en güzel şeylerinden birisiymiş Kenya'nın. Ben oraya gitmedim, gitmek istemedim. Çünkü arkadaşlar diyor ki işte o gidelim falan filan. Bunun oteli var, hosteli var. Ben hepsini nasıl öderim abi? Manyak mısınız ya? Hani kendinize gelin diyerekten nazik bir şekilde işte Tanzanya'da işim çıktı. Şöyle de böyle de çıkacağım falan demeye başlamıştım zaten. Ki ondan sonra bir olay gerçekleşti. Cinsel tacize uğradım. Olsun, şöyle abi bakalım. Arkadaşımın iş yerinde. Çünkü arkadaşımın evinde ne elektrik vardı adam akıllı. Sular kesilip duruyordu. İnterneti hayli yoktu ve acayip loş bir ortamdı yani. Tamamen böyle sadece uyumak için, yemek için kullandığı bir mekan gibi bir şey. Orada bir hanım abla... Ya Hamzam sana leğen vermiş. Adam öyle bir yani seni manipüle etmiş ki sen onları küvet zannediyordun. Konuşmayayım diyorum ama... Adam öyle bir psikolojik baskı kurmuş ki Hamza'nın üzerinde. Hamza leğenlere küvet diyordu yani. Herif o kadar etkilemiş. Arkadaşımın arkadaşı benden hoşlanmış abi ve arkadaşım demiş ki işte bunun sevgilisi var mı falan filan filan. Arkadaşım bunu geldi bana söyledi. Ben dedim ki bak lütfen saygılı bir şekilde lütfen arkadaşına ilgilenmediğimi söyle. Evet. Ben hiç böyle hani zaten bir hafta sonra gideceğim, uğraşmak istemiyorum, etmek istemiyorum. Bunu demek yerine ne yapmış? Ablayı evimize çağırmış. Ya niye yani? Ben bu kadar istemediğimi belirtmişim. Net bir şekilde belirttim. Niye? Ondan sonra kaldı ki yetmiyor gibi bu iki arkadaşını daha getirmiş. Yani evde 3 tane kız var, 3 tane de erkek var. Benim arkadaşım bir erkeği getirmiş. 3 kız 3 erkek o eşit olalım falan diye. Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Akşam 8-9 gibi geldim. Gün boyu edit yapmışım. Kafam 1 milyon. Bir an önce yatmak istiyorum. Çünkü bir sonraki gün safariye gideceğim. Eve bir geldim. 3 tane kız. 2 tane bu bizim arkadaş da onun arkadaşı. Ay çıldıracağım. Ay çıldıracağım. Aa. Kardeşim. Kardeşim. Bir anda gerçek kesit gerçekten ya. Bak gene gerildim. Gerildiğim için 3 metre 3 parta maç var. Aynen. Hamza sen de buldun bunuyorsun değil mi? Arkadaşı var. Müziği açmışlar. Işığı kapatmışlar. Böyle disco misko ortam yapmaya çalışıyorlar. Salonda bunlar partiliyor. Alkolleri dökmüşler. Hepsinin kafası 1 milyon. Ben de dedim ki arkadaşım ya ben bir yarım saat kestireyim müsaadenle. Yarım saat değil yani sabaha kadar kestireceğim ama. Dedim senin yatağa geçiyorum ben. Ama. Sonra uyandırırsın ben kendim kanepeye tekrar geçerim. Tamam mı? Eyvallah. Ben yatağa geçtim. Abi kapıyı da kapattım. Yatacağım tamam mı? Zaten 4-5 saat sonra uyanıp hazırlanacağım. Safariye sabah 5'te falan gitmemiz gerekiyor. Sonrası zaten ben de anlayamadım. Hala rüya gibi. Yarım saat ya uyudum ya uyumadım. Bir saat falan. Gözümü neye açayım? Bu benden hoşlanan kadın gelmiş odaya bana sarılmaya çalışıyor. Ya abla dedim. Lütfen bir sakinle. Lütfen şöyle ufak bir uzak dur. Dedi sen benden hoşlanmıyor musun? İşte ben sana düştüm Hamza. Ben seni çok seviyorum. Sana aşığım Hamza. Ya ne aşığı? Ne aşığı ya? Kahve içerken belki mutfakta görmüşsündür. Başka hiçbir şeyimiz yok. Neyin aşık olmasından bahsediyorsun? Beni neden sevmiyorsun Hamza? Şöyle dedi böyle. Bu sonra bir başladı ağlamaya. Ya beni nasıl sevmesin? Bana nasıl aşık olmasın? Ya dedim abla bak alkollüsün. Beni deli
belirtme. Lütfen içeri git, adam akıllı partine devam et. Ki bunu çok çok saygılı bir dille söylüyorum bu arada. Şu an tamamen içimi dökmüş halim olduğu için böyle. Adam lütfen içeri gelir misiniz? Şöyle böyle ben geleceğim vesaire. Sonra bu içeri gitti. Sonra bir daha bir saat sonra geldi, uyandırdı. Hamza ben sana aşığım Hamza. Ya ben uyumak istiyorum ya, lütfen uyut beni. Ya Hamza ya Allah'ım ya. Oğlum bu taciz lan. İğrenç bu arada yani. Gerçekten iğrenç. Lütfen kimseye yapmayın bunu. Üff. Mesela birisi arama falan. Lütfen arama dediğinde de aramayın. A bu da öyle, ciddiyim. Üff. Beni lütfen ya diyorum, hayır uyutmuyor. Ben sana aşığım ya abla dedim, bak lütfen, bak rahatsız ediyorsunuz, lütfen içeri gidin, arkadaşlarınız sizi bekliyor, eğlenmenize bakın ya, eğlenmenize bakın, evinize gidin, sonra içeride ortamınız var ya, niye benim odama gelip beni rahatsız ediyorsun? Ondan sonra bu iyice hüngür hüngür ağla ağla, sonra yetmiyor gibi sözde benim çok iyi arkadaşım dediğim kişi bana bağırmaya başlamasın mı? Hamza bu kıza bunu nasıl yapar, şöyle böyle. Ya ben alt üstü yatakta şöyle, vallahi diyorum şöyle uyumuşum, başka hiçbir yaptığım bir şey yok, benim arkadaş bana içeride yapacaktı Hamza. Oturdu böyle de kız bunalara kadar geldi. Ya ben gelmesin diye net bir şekilde de saygılı bir dille söyle dedim değil mi? Ondan sonra kızın arkadaşı geldi. Hayda. Ve bu benim sınırı taşıran nokta oldu. Benim hoşlanan kızın arkadaşı geldi. Arkadaşımdan özür dile, özür dile. Ya dedim. Ya özür dilesin, taciz eden o, deli misiniz be? Aa. Ne münasebet ya. İstemediğim etmediğim bir insan benim uyuduğum sırada nasıl gelebilir ya? Ay ne münasebet ya. A, vallahi delireceğim ha şimdi. Sen özür dile. Seni taciz ettiğim için özür dilerim Hamza de. Lütfen beni bir yere şikayet etme de, yalvar yani. Ay ne münasebet ya. En sevmediğim şey ya. Ne hakla yani. Sen bunu ne zamandan beri arkadaşın? İşte biz liseden beri arkadaşız. Benim liseden beri olan arkadaşım nasıl üzersin? Şöyle de böyle de konuşuyor. Abi zene be. Bir hafta daha kalmayı düşündüğüm için. Liseden beri olan arkadaşın o zaman öküz öküz davranmasaydı. Tacizci olmasaydı ya. Ay çıldıracağım. Dedim ki bak, bak dedim, ben bir hafta sonra gideceğim. Bu arkadaşım bana aşık olduğunu falan söylüyor. Yani madem seviyorsun, arkadaşının üzülmesini istemezsin değil mi? Gibisinde çocuğa konuşur gibi, alkollü sarhoş olduğu için. Lütfen hani lütfen beni rahat bırakın. Ben zaten uyuyacağım, sabah 5'te çıkacağım tamam mı? Falan gibisinden konuşuyorum. Yani arkadaşımı sevmiyor musun sen? Nasıl bir insansın? Sevmiyor. Ya dedim ben senin arkadaşını Ya kim? Naomi Campbell mı? O bile olsa yani. Aa istemiyor işte çocuk. İstemiyorum demiş. İstemiyorum demiş. İstemiyorum. Sevmiyor demek ki. Aa zorunda mı ya? Tövbe yarabbim. Sevmiyorum net. Sonra demesin mi? He o zaman arkadaşımı sevmiyorsun. Evet dedim yani, böyle bir şey olamaz zaten mantık. Wow ya, bu nasıl bir zeka ya? Bu nasıl üstün, üst kalite, A kalite bir zeka ya? Nasıl bunu anlayabildin ya? Wow sen nasıl anladın ya? Kaç IQ'nun ürünü bu? 230 IQ'musun. Nesin? İnanılmaz ya. Sübhanallah yani. Bunu anlamak bir mesele ya. Tıkken düşündüğünde. O zaman benimle sevişsene. Hayda. Geldi bu kız. Ya yok. Ben örek yedim gerçek. Ya ne bu abi, kıtlık mı var ya? Allah Allah ne ya? İnanılmaz oğlum. Madem onu sevmiyorsun, madem ona demek arkadaşıma aşık değilsin. O zaman benimle sevişsene. Ya şöyle mi oluyor yani, okey yani arkadaşıma karşı bir şeysin, bana karşı bir şey hissediyorsun. Ne lan bu? Wow ki ne wow ya, rezalet ya. Aa. Bu sebebe Beste hoş geldin. Muggle 28 hoş geldin. Sefalar getirdin Vivian. Hoş geldin. Merhabalar merhabalar. Üstüme çıkmaya çalışıyor. Bir tarafımı ellemeye çalışıyor. Boynumu öpmeye çalışıyor. Hani gerçekten hayatımdaki şok ya. Hayatım. Hani ben anlamadım ya. Şu an ne bu olay abi? Gerçekten yaşanıyor mu? İdrak edemedim. Ben elim... Cinsel taciz bu.
Bu cinsel taciz gözümden düştü bu çocuk. Niye? Neden? Sen nasıl orada kalabildin Allah aşkına ya? Seni tutuyorum hafif böyle, gerçekten çok hafif bir şekilde ittiriyorum. Bunun yüzü geliyor. Yüzü tutuyorum, şöyle ittiriyorum. Eli şuradan geliyor, bu tarafı tutmaya çalışıyor. Hadi şöyle çekiyorum elini, koymaya çalışıyorum. Üstüme zıplamaya Sevda çalışıyor. Yani ablacığım sen ne içtin, ne yaşadın ya? Beyza, arkadaşım bana aşık olduğunu söylüyor. İçeride 2 saattir ağlıyor. Sen gelmişsin benim üstüme çıkmaya çalışıyorsun. Hani yani gerçekten hani söyleyecek bir laf bulamadım. Diğer yandan benim arkadaşım söver bana. Hamza nasıl kızlara böyle davranabilirdi? Şöyle böyle ya dedim. El insaf, nasıl insanlarsınız ya? Hiç mi insanlık namına, haysiyet namına bir şey yok? Ve ben net bir şekilde ikisine de istemediğimi söylüyorum. Bu ikincisi bu arada benim üstüme çıkmaya çalışan 5 dakika 10 dakika uğraştı, çabaladı. Ya ben alt üstü uyumak istiyorum. Diğer herkes içeride sarhoş sarhoş ya ağlıyor ya Lan yazık, tek istedi uyumak ya. Kız Kenya'da uzun boylu adam mı yok yani Tuncay Allah aşkına? Dur. Dur. İnşallah başka bir şeyin olmadı çıkmaz. K harfine iniyorum. Kamboçya, Kamerun, Kanada. Ya bunu gerçekten harflere göre ayırmadınız mı ya? Ay inanılmaz ya Rabbim. Nasıl bulacağım ben? Kenya. Ha. 1.70. Boy ortalaması 1.70. Bakayım bir tane daha var hatta. Bu ne ya? Ama bu 2006 şeyiymiş. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin erkeklerde 1.73, kadınlarda 1.61. Şu anda bak en yakın kaç senesinde yapılmış, bir saniye. Ha, 2020'de mesela erkekler üzerinde yapılmış, erkeklerin boy ortalaması 1.77'ymiş. Ya anam. Dezenfektan vereyim mi? Sıkma canını ya. Pozitif çıksa bile atlatırsın bir tanem benim. Öpüyorum seni çok. Real Alperen hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Ağrıyor, biri dans ediyor falan. Salak saçma bir ortam var. O gece artık benim canıma tak etti abi. Zaten safariye gideceğiz dediğimiz kız da dediğim gibi mayışık mayışık. 5.30'da buluşacaktık sözde. 6.30'da bana yazmaya başladı. Yani gerizekalı safariye para verdik. Onların parasını da ben verdim bu arada. Ne aslan görebildik, ne bir şey görebildik. O da boşuna gitti. Yani ben artık sinir küplerindeyim. O akşam gittim direkt safariden sonra hastaneye. Korona testimi yaptırdım. Çok şükür negatif çıktı. 2 gün sonrasında da bilet aldım. Ve direkt Tanzanya'ya geldim. Yani Kenya, bilmiyorum yani Kenya'yı kesinlikle tavsiye etmiyorum abi. Ya ben arkadaşın evinde isteyerek kalmıyorum. Sırf o var diye. Yoksa koltukta uyuyorum abi. Sabah kalktığımda belim ağrıyor, boynum ağrıyor. Fıtık kalkıyorum. Arkadaşın evinde elektrik yok adam akıllı. Ne yapsa ben ödüyorum arkadaşın masraflarını. Ve yüzsüz bana yemekleri ödettikten sonra abi akşam geliyor bir tane sevgilisini arıyor. Ya diyor benim eve gelsene falan filan. Kız da diyor ki eve gelmemi istiyorsan 10-20 dolar bana atmanı isterim bak ona göre. Yoksa gelmeme evine falan. Diyor iyi tamam hemen atıyorum diyor. Gidip sevgilisine 10 dolar 20 dolar gönderiyor. Ya götüm sen bana 1 doların lafını yapıyorsun. Sinsi sinsi kıza gidip anında 10 dolar gönderdin evine gel. Bir de üniversiteden oda arkadaşıymış ya. Gerçekten bazen o kadar güzel götüm diyor ki bu arada.
Anam bunlar bu işin kompedanı olmuş lan. Kompedanı böyle bir şey mi var? Ben daha orada video çekip rezil ederdim. Aslında yani böyle çapkın rezil herifin teki. Gerçekten bu çocuğu çok seviyordum Türkiye'deyken ve zaten o yüzden ona ulaşıp o yüzden Kenya'ya gittim. Ben normalde Uganda'dan sonra Tanzanya gelecektim. Sırf ta Afrika'ya kadar gelmişken onu görmeden gitmeyeyim diye ülkeye gittim. Kenya'ya gittim ve sağ olsun çok da güzel ağırladı. Sabahları belim fıtık bir vaziyette kalktım. Akşamları eve kız çağırıyor. Onlar benim üstüme çıkmaya çalışır. Gerizekalı rezil bir durumun içinde 1,5 hafta dayandım. Zaten bir yerden sonra öğle yemeğin çıkacağını falan söyledim. Ama Hamzam kimisine göre mesela öyle olması cennet bir tatil yani. Bilemiyorum. Gizlice çıkıyordum. Kendimi yiyip geri geliyordum. Aa yedim mi ya? Tüh birlikteyseydik diyor. He birlikteyseydik. Hey. Valla akşama kadar bir şey. Önümde bir hafta salak diyebilirim. Konuşurum seni. O yüzden yani bu videoyu burada yavaş yavaş bitireceğim. Sıktıysam hakkınızı helal edin ama ya, gerçekten ben bu Kenya'da stres... Oğlum çok güzel anlatıyor. Yemin ediyorum. Stres yaşadı. Polisi yine anlarım. Böyle ülkelerde genelde polisler sıkıntı. Ama hani benim kendi arkadaşım bana 1,5 hafta boyunca kazık atıyorsa, kadınları eve çağırıp bunlar bangır bangır müzik çalarak uykumu bozmakla kalmaya üstüme çıkmaya çalışıyorsa benim rızamın dışında yani böyle bir şey olunca ben artık gerçekten sabrım taşıyor. Kaldı ki bir işi yapmak için bir saatlik işi 10 saat içinde yapıyorsa ne şevk kalıyor ne bir kalıyor. O yüzden Tanzanya'ya artık gelmiş bir vaziyetteyim. En başta ben böyle Türkiye'deyken Afrika'ya gitsem ya dediğim zaman zaten hedefim Tanzanya'ya gelmekti. Ama sırf bu arkadaşı da görebilmek için Kenya'ya da gideyim o zaman dedim ve zaten sizler sayesinde tanıştığım Umut abi sayesinde de Uganda'ya gittim. Uganda Kenya derken bu şu anda sonunda orijinal olarak ilk böyle gelmeyi düşündüğüm ülkeme geldim ve gerçekten hadi Tanzanya bakalım. Şu 3 ülke arasında favorim. Net İnşallah bir şekilde gelirseniz kesinlikle bu ülkeye gelmenizi tavsiye ederim. Ben de halkım. Gelirseniz kesinlikle bu ülkeye gelmenizi tavsiye ederim. Sokak lezzetlerinden tutun her köşesini gezmeye çalışan ülkenin inşallah diyorum. Hakuna Matata'nın doğduğu ülke. Tekrardan sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım bir sonraki videoda mutlu ya. Ve güzel bir şekilde Afrika turuna devam ederiz. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Allah müthiş insan ya. Aa müthiş bir insan gerçekten. Müthiş bir insan inanılmaz. Anlam gerçekten böyle mesela anlatıyor diyor hakikaten anlamıyorum ya. Parayı efendim elimiz göndermiş izlemiş miydik hatırlamıyorum ama bir baksak herkese mı demiş efendim ben bunu kendim izledim yine de çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz varolunuz. Ray Tonya göndermiş selam Pelin abla video izlerken Simcek Kalın videosuna denk geldim seni çizen biri vardı. Çok güzel çizmişti bence video uzun ama senin çizimin ilk 10'da... Aa gördüm Ahmet'i koyduğu video. Ben Ahmet'i takip ettiğim için zaten kendim gördüm. Teşekkür ederim ama yine de. Efendim bir konuları gönder olur da yayın dışında İzmir bombası ve Brownie için eğlenceli bir yapım videosu isterseniz buyurunuz efendim demiş. Kenara alıyorum ben bunu. Ben Vikosan'a abone de oluyorum. Yolun batın açık olsun inşallah. Okumadım. Donetlerime bakıyorum efendim. Milka'yın bir efendim 100 bit göndermiş. Canım çekti demiş. Benefe kanalı efendim. Bunu okumuştuk zaten sanıyorum ki. Okumadım etmedim. Donet kaldı mı ki? Yalın Çal efendim 10 lira göndermiş. Abla biz klip çıkarttık da izleyebilir misin? Efendim ben izlemiyorum bu tarz videolar ama yine de yolunuz battı. Sayı aranız açık olsun. Totonuz hariç diyorum. Sniper Warrior hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkürler bu arada. Oğlum bir şey söyle, o kadar ayar oldum ki arkadaşına. Ay ne münasebet ya. Bok gibi biri demek ki. Ha. Pasta böcekli sokak. Lan öyle arkadaş mı olur zaten ya? Çilidar ya hoş geldin. Kerem Küçük Ateş hoş geldin. Hayret bir şey. Cesetli suda mı yıkanıyorlar? Kazık Hindistan'da ilk gün.
Keşke Hamza'mız bir Kütahya'ya gelse de bir gezdirsek. Ya da bir Konya'mıza bir gelse de bir gezdirsek ya. Bildiğim kadarıyla bu arada Hindistan'da da şey çok fazla oluyor. Mesela Türkiye'de de var o turiste daha fazla kitleme getirmek falan. Bildiğim kadarıyla Hindistan'da da oluyor. Benim bir arkadaşım da gitmişti etmişti. O da çünkü mesela kazıkladıklarını söylemişti. Hamza Konyalı mı? Bunlar nasıl genler ya Rabbim, inanılmaz. Allah'ım Allah'ım. Kabile şefi Türk kızını gelin mi istedim? Şunu çok merak etti. Sokakta insanlar gerçekten işiyor. Gözüküyor mu hocam? Bu anı görüyor muyuz peki? Ya o an gözüküyor mu? İlk videosu full Japonca mı? Bakayım. Sadece bir kere duymak istiyorum. En yeni değil, en eski. En eski. Konca. Konca. Domo. Konnichiwa. Ne kadar değişmiş. Konnichiwa. Bakayım dur. Toma, soyu wake de. Kyou wa hatsu douga nan de jiko shoukai to ikimasu. 4-5 年前にトルコに引っ越してただいまイスタンブールに住んでいます。日本帰りたいよ、やだよトルコ。Biliyorsunuz ki benim Japoncaya dair bildiğim şey Bezmenlersan, doğa o akete kudasay. Bezmenlersan. Fırat Boru Japonca biliyorum ben de. İşte kültürlü bir çete olmak da zaten bunu gerektirir ama. Siz ve ben yani, biz gerek sizin yayıncınız. Gerek tabii ki de bu kadar A kalite bir yayıncı izleyen insanlar olarak... Tabii ki de haliyle bizim kültürümüzde yani zordur mesela. Bizim seviyemize erişmek zordur yani. Bizim chatimizin kültür düzeyinin, sizin yayıncınızın kültür düzeyine erişmek zordur. Böyleyiz yani biz. Ben Türkçeyi daha bilmiyorum. Sen galiba bizim chatten değilsin ha? Mis zehir. Değildir, değildir bu. Bu değil. Yok, Gofret burada uyuyor zaten. Burada yattı. Hocam şey görür müyüz? Yani sokakta işleyen birini görme ihtimalimiz var mı? Hani büyük olsa sıkıntı değil, küçük oldu mu çok büyük problem biliyorsunuz ki. Ruskenlerim var, Rusça nerede? Kakdila! Kakdila! Davay davay! Хорошо. Хорошо. Привет. Ay! Bunu açıyorum ha. Bir şey çıkmaz diye tahmin ediyorum. Dajda izleyen var mı? Çıkıyor mu bir şey? İnsan videosu çekmen gerçekten çok yormuş. Hindistan'a gitmeyi düşünmüyordum. Şimdi hiç düşünmüyorum. Sağ ol. Önde tak diyor. Ne? Önüne doğru tak diyor. Çünkü orada olursa fermuar açıp içinden eşyalar çalabileceklerini ifade ediyor. İnşallah çıkmaz abi. Bu çayı yapan yerler de var. Çok acı değil. Böyle sokakta işleyen çok kişi var. Kadın gibi. Arkadaşlar
Arkadaşlar size önemli bir konuşacağız şimdi. Hostelle arkadaşlar fashion show tarzında bir dans yarışması yapacağız. Model gibi yürüyecekler. Bir dakika boyunca Hint müziğine oynayacaklar. Kim en iyi oynarsa yarın öğle yemeği beleş. Oğlum bu çok iyi ortam ha. Ben bu şahısla tanışmak istiyorum. Bu şahısla ben tanışmak istiyorum. Tanışmak istiyorum ya. Müthiş. The Tony hoş geldin. John Bishop hoş geldin. E.T. Holland hoş geldin. Sefalar getirdin. İnanılmaz. Bak mesela şimdi dur. Bekle birkaç kere konuşsun Hamza. Okay. Birinci, ikinci. Tomorrow. Why not? Hindistan'da şimdi yoga ders alacağım. Çat diye insanların bunu yapılması doğru değil bu arada. Bu esnetme çalışmaları mesela çat diye yapılmanın daha doğru olduğu bence değil ama. Ne haber la bu? Ganj Nehri işte zehir saçıyor ya zaten dünyanın en tehlikeli yerlerinde. En tehlikeli yüz yerinden bir tanesi de Ganj. Biliyorsunuz ki bunu biliyor olmanız lazım. Bak dünyanın en tehlikeli yerlerinden. Şarayez'e hoş geldin bu arada. İşsiz mühendis hoş geldin. Sefalar getirin. Nefalinyo hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Burada daha iyi gibi ama bak yani işte. Çünkü yanında arkadaşımız Dragon Ball izliyor. Arkadaşlar selamünaleyküm konuşma. Bugün arkadaşım Seb ile birlikte hostelde sabah kaç taktık gece gelmiş. 5 yıl önce Hindistan'a geldiğinde 3 aylığına bu sefer de 2 aylığına gezmiş arkadaş. Yoga falan yapıyor. Sabah da bana ilk yogamı yaptırdı. O kadar böyle enerjimi hissettim yani. Bir de ilk günden ben kazıklanmak da istemiyordum. Bilen birini getireyim dedim. Eski Delhi'ye gidip türlü türlü sokak yemeği deneyeceğiz. Hindistan'daki ilk günüm. Midemi bozmaya meyilliyim. Bu arada böyle kaliteli arabalar da var Hindistan'da. Bakalım ama ondan önce Hindistan'da kart geçmiyormuş. Yani cash lazım. O yüzden para çevireceğiz. Yolculuk var. Niye ya? Bir oldu ya. Hello. Dur ne olur ne olmaz bir elimiz şeyde dursun da şurada ha. Okey şimdi şunu göstermek istiyorum çünkü Hindistan her zaman böyle fakir şey havası var ya. Para çevirmeye geldiğimiz yer şurada Seb. Bildiğimiz alışveriş merkezi yani. Gençler ciddi diyorum içerisi baya baya alışveriş merkezi ama yani. Ama buranın da iyi yerleri böyle var işte. Böyle bir iki katlı bir yer değil yani. Yok şaka baka kocaman bir alışveriş merkezine gel. Şöyle düşün mesela. Yani İstanbul'la mesela Kütahya aynı mı? Hayır asla değil. Ya da mesela atıyorum işte Ankara'da çay yoluyla mesela işte benim Rize'deki köyüm bir değil. Gibi gibi. İyi ve kötü yerleri var tabii. Hintli tuktukçu mu? Tuktukçu ne ya? Tuktukçu ne? Tuktukçu? Ha araba. Yeme çocuğum ya.
Done. Yeah, how much? Nah, 50. 50? Yeah, 50 is the rate. Metro. Metro? Yeah, local. How much? 100. No, 50. your charge is double. 50 denai. Hey? 50 denai. 80? 80. Oh, no. 70? No. 60? Oh, you 60 final price. 70 denai. 60. Okay, 60, thank you. No, no. Oh, no, no. Metro? How much? How much? 100. Sheesh! How much? 100. Olur mu abi, 300 lira falan al ya. Olur mu hiç ya? 300-400 lira falan al hatta. Çocuğum bile sinirlendi ya. Çocuğum bile kızdı, sinirlendi. Diğer çocuğum. Öbür çocuğum. Gofret, gofret, gofi. Anneciğim. Ne oldu boynuna? Uf mu? Uf oldu ya boynumuz. Ha. Burada bir şey soracağım. Şimdi arkadaşlar ben köpeğim. Köpeğimin sahibi benim. Köpeğim. Sıcak olduğu için aşağısı ev çok sıcak olduğu için köpeğim, biz o yüzden burada oturuyoruz. Allah hepimizin hayvanlarına uzun ömürler versin. Köpeğim, gördüğünüz gibi kedim, kendim de şu anda koltuğuma çıkmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi köpeğim, gördüğünüz gibi köpeğimle beraber burada oturuyoruz. Hava çok sıcak olduğu için Allah hiç kimseyi açıkta sıcakta bırakması, çok sıcak olduğu zaman da çok kötü oluyor biliyorsunuz ki. Bir taraftan kedim. Kendim de aşağıda çıkmaya çalışıyor kendisi. Çıkamadıkça bağırıyor gördüğünüz gibi. Bu benim köpeğim. Gofi. İyi misin? İyisin. 100. Ama da götüğü bile. How much? 50 rupee. 100. We paid 50 last time. 50 here. No. 100. That's too much, sorry. 100. We paid 50. 100. Şöyle, normalde biz gelmeden sorduk buradan ne kadar tutuyor diye. 50 rupi dediler. Oh. Hepsi bize 100 rupi diyor. Herhalde iki kişi olduğumuz için fazla mı sokmaya çalışıyorlar bilmiyorum da. O yüzden izin vermiyoruz sokulmaya. Sokulmayacağız. Öyle izin yok. 12 seconds later. Tamam, şimdi 70'e anlaştık. Herkes izliyor çünkü. Hindistan'a gelirseniz pazarlık yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes katıksız sokmaya çalışıyor çünkü. Yapma. Ya. Şimdi India'da, Hindistan'da en ucuz ulaşım... Ya çok özür dilerim, tam bu müzikle senin de yani o hareketi yapman... Ne var? Yayındayım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne? Gel sen çık yap o zaman. Benim ya. Hayır, köşeden tırnaklarını batıra bakar mısın hareketlere? Al çık. Al, otur hadi. Sen otur. Tamam otur ya, gelmiyorum. Ne var? Ne var, mama fiyatlarından mı yakınacaksın oturduğun oraya? Çok sevgili kedi kardeşlerim, sizinle önemli bir konu hakkında konuşmaya geldim. Sahiplerimiz her gün bilgisayarların, telefonların başına geçerek bize gerekli ve yeterli sevgiyi göstermiyorlar. Bu bir halka sesleniştir. Bu ne? Birçok nankör tanıdığım hiçbiri kedi değildi. Hatta adları hep ya Minerva'ydı ya da Minerva'ydı. Ne yapacaksın? Böyle mi duracaksın? Güzel oldu oraya oturduğun ama. Ya ben orada iyi durduğunu düşünüyorum. Rahat mı bari koltuk? Vallahi hiçbir şey de yapmıyorum. Sadece konuşuyorum yani. Ne var? Ya otur oradan.
İse orada otur. Yani çünkü oraya çıkmak istiyordun zaten. Çıktı, mutlu ol. 23. Bugün kedi günü falan olsaydı ya keşke. Ne var? Kardeşin de bak arkada oturuyor. Hiç dönüp de onun hiç öyle hareketleri yok ama. Efendim? Ya otur ya, buyur. Ben burada dururum. Efendim, gelemem oraya. Hayır, gelemem oraya. Şimdi sağır ya, sağır olduğu için kafasını vurarak anlatıyor. Hayır, oraya gelmeyeceğim. Ben burada oturacağım. Ya buraya gel. Burası buraya. Hayır, gelmeyeceğim. Ben burada oturacağım. Buraya ben geliyorum. Ne? Tamam, gel. Gel. Allah, düşüyorsun. Tamam, dikkat et. Dur. Dur! Kameramı falan düzü açacağım. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tamam, geç. Tamam, şimdi bir şeye bakıyoruz ya. Merak ettiğimiz bir şeye bakıyoruz izin verirsen. Teşekkürler. Sadece kamerada da değil ki. Benim bütün mikrofonum falan da tüy yani. Her şey tüy. Allah! Taşım yolu iki tane var. Ya otobüs ya tren. Biz şimdi metroya bineceğiz. Metroda şöyle bir yer bu arada, gayet büyük. Hello. Şöyle metronun... Oğlum öldüreceğim sen lan beni. İçici içerken böyle şey yapıyor. Anne, içecek misin? Sen sevmiyorsun ki böyle şeyleri. Suyun var. Taze. Evet, yap hareketini, yap şovunu. Az bile yapıyorsun. Büyük. Hello. Şöyle metronun girişi de burası. Çatalpur metro istasyonu. Bilet olarak şöyle çipler alıyorsunuz ya da metro kartı basabiliyorsunuz. Bizim Akbil El Kart gibi. Gideceğimiz yer mesela şu an 40 rupi tuttu. Kaç TL? Tükürürseniz 200 rupi cezası var. Ya... Sokakta işiyorsunuz siz ya. Peki. Sokakta işiyorsunuz ya. Sokakta işeme yerleriniz var. Yanlış hatırlamıyorsam hatta daha önceden Ruhi Çenet de mesela. Ruhi Çenet de gelmişti Hindistan'a. Yani biz de görüp ettiğimiz yerlerden biliyoruz. O da gelmişti mesela. Sokaklarda kusanlar falan da vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kanalizasyon bazı sokak. Ne yapıyorsun artık? Epesinin nikahı. Ne yapıyorsun ya? Coştum. Hayır, Lahor değil, Lahor değil. Daha önceden yanlış hatırlamıyorsam Ruhi Çenet Hindistan'a da gitti. Gitmedin mi lan Hindistan'a? Ben başka yerde mi izledim? Pakistan, ben orayı Hindistan gibi hatırlıyorum. Pardon o zaman, özür diliyorum. Ne yapıyorsun? Kaç dakika kaça gittin acaba? Ben neredeydim de sen kaça gittin acaba? Gidiyor. Git. Arkadaşlar bakın, şimdi iner inmez ilk şeyimi deniyorum. Burada gördüğünüz şey Belfli. Çok komik. Can I have one please? Bakın böyle pirinci alıyorlar. Cips gibi herhalde. Baharatların hepsini atıyor adam. Salatalık bir şey yapıyor. Sosu dolduruyor. Ne suyu anlamadım ama onu da dolduruyor. Annem babam karıştırıyor. Tabağı da dolduruyor. Olsun. Is it good? Bu herhalde düzgün bir arkadaş.
Ben yiyemem. Çok acı değil. Baharatlı şey gibi. Çitos'un o ağza dökülen ince uzunlar var ya. Oo, onun gibi. O zaman yenir. Domatesiyle de bayağı güzel. Wow, bize 50 dedi. Hintliye 10 demiş. Kazıklandık yani. Neyse. Neyse, hayırlısı ya. Bir kere kazıklanmak lazım. Kazık yiye yiye yememeyi öğreneceğim. Öyle bir laf mı vardı? Yalnız ciddi. Abi oha, niye yapıyorsunuz bunu ya? Oha! Hintliye 10, turiste 50. Ya niye yapıyorsunuz abi bunları ya? Allah Allah. Lan 5 katı 5. Diyorum, 2 lokma aldım, ağzım yanıyor ya, hayvan gibi yanıyor. Ya. Sokakta yatan, uyuyan, yaşayan, hep o kadar çok insan var ki. Bakın, böyle Hint çayı yapan yerler de var. Hani sütlü çay gibi ama acayip şekerli aynı zamanda, tatlı yani çayları. Neye benzeteceğimi bilmiyorum. Eğer Japonya'da içtiyseniz milk tea'ye benziyor. Sağ olun. Thank you. Şöyle bir çay, hafif, yudumluk, 1-2 lira ama daha mı aşağıda? Sıcak ya. Zaten yemekler acı ya, bir de çay da sıcak olunca dilim acayip yanıyor. Size bir tane fark ettiğim şeyi söyleyeyim. Bu hani gelmeden önce herkes diyordu ya, ülke kokuyormuş, ülke kokuyormuş. Bence kokmuyor ama şöyle kokuyor. Sokakta insanlar gerçekten işiyor. O işenen yerler böyle şey, iki taş koymuşlar, arasında işiyor insanlar. Hani işeme taşı gibi bir şey. Tuvaletlerin aktığını... İşeme taşı mı? Kamera şu an düzgün değil mi? Oha, bütün stream dekimi falan kaydırmış ha hayvan yani. Dur. Bekle. O rengi de gitmiş bunun. Durun. Rengini de düzelteyim. Şu ayarları marayarlarını bozmuş hayvanınız. Becerdiyse bunu. Allah'ım ya Rabbim. Diri 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 diri. Tamam. İşte şimdi oldu. Harika. Tamamdır. Bundan emin değilim çünkü hani... Pisi var işte yani az. Ha, oralar bayağı böyle derinden vuruyor arkadaşlar. Wasabi'den beter. Böyle sokakta işeyen çok kişi var. Kolay gel. Böyle arkamdan mesela şu sağımdaki adam şu an şöyle durmadan hep böyle herkes seni çağırıyor. Gel diyor, seni götüreyim, beni götüreyim falan. Ama her cacı da iki kat fiyat yapıyorlar. Resmen hani bak hala geliyor. Hala Türkiye'den. Allah bak, Türkiye'den daha fazla bunu... korna çalan tek ülke diyeceğim de bu ne abi ya. Bunu da özellikle mesela İstanbul'da şeyde çok yapıyorlar biliyorsunuz ki. Sultanahmet. Değil mi? Sultanahmet tarafında özellikle çok çok fazla yapılıyor bu. Taksiciler de ne yazık ki çok fazla yapıyorlar. Mesela şey çok ilginç bu arada. İstanbul'daki taksiler abi karşıya geçmiyor bak. Karşıya gitmiyor. Kısa mesafe gitmiyor. Çok uzun mesafe gitmiyor. Yani İstanbul'daki taksilerin tam olarak istediği mesafe ne mesela? Ne abi? Ne tam aranan mesafe nedir? Oğlum bu arada çok ilginç. Ne zaman bir Hindistan videosu izlesem, bak chatte de birisi yazmış. Kadın görmüyorum ya. Yemin ediyorum size, sokakta yürüyen kadın görmüyorum. Niye böyle? Doğru Serkan, kesinlikle katılıyorum bu arada. Bakın şu sokağa bir bakar mısın? Gördük lan kadın. Şah kendisinden bana cevap yapmıştık. Ooo görüyor musun? Resmen önden iki tane kadın ya yürüyor. Bakın arkadaşlar, burada lime soda var. Böyle sıcakta içmek isterseniz iyi gelirmiş. 10 rupi, 1-2 lira yani. Church. Alacağım. Size kaç bakalım. Oh. Tadı gibi. Try it. It's not my bag. Salt's back in your body.
Fena değil. Afiyet olsun. Şu ana kadar istisnasız nereye gittiysek iki katı fiyat verir. 10'sa 20, 25 ise 50 diyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın size tavsiyem, daha az önce kocalandığım için size şimdi söyleyip siz yapmayın. Eğer olan Hindistan'a gelirseniz kesin böyle fiyatların yazan yerlere gidin. Orada yazan yerde bile birisine sorun. O size der zaten. Ondan sonra adam iki katını derse direkt deyin. No. Bu bana 10 dedi mesela. Az önce adama sordum. 10 dedi. Alacaktım 20 dedi. Hoş dedim, sakin orada. Oo. Bir de arkadaşlar kesinlikle. Your bag is front side hanging. Şu da bir gerçek. Mesela 100 tamam. Veriyorsunuz evet. Ya 100 rupiye. 50. Adam bildiğin gelip uyarıyor yani. Çantın diyor arkandan. Önünü al, önüne koy. Yoksa diyor... Heh. Soba diyor sıcaktır diyor. Anladınız mı? Soba ellenmez. Heh. 50'lik bir şey 50'm yok diyorlar ya da 20'm yok diyorlar. Kadir ezildi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim ya. Bittim burada, tükendim, resmen tükendim sabahtan beri, size söylemeden içim yiyor. Adam diyor ki tamam 80'e bindirim diyor, 100 veriyorsun, iyi tamam 20 veremem kusura bakma diyor, 100 alıyor senden. Öyle şey az önce oldu, zorlayınca çıktı para yani adamdan. Bittim o yüzden ya, ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Anasını satayım, yayına odaklanamadım yemin ediyorum ya. Sabahtan beri şeyi düşünüp içimde sürekli bak şunu düşünüyorum. Allah'ım kime be? Ya Rabbim bil Allah'ım birine benziyor ama kime? Alpin hoş geldin. Kaospor hoş geldin. Meryem 06 Ceniz Muni hoş geldin. Şu Eda Nurp hoş geldin. Sefalar getirdin. Kolonya Medir Ela 14 Hazel hoş geldin. Şuan Rize hoş geldin. Sefalar getirdin. Bir kere kocalarlar, bir daha beni kocalayamazlar. Is it spicy? Yeah. Thank you. Arkadaşlar patates kızartması gibi bir şey. Samosa. Okay. Samosa. Bakın sosu yeşil ve kırmızı. Acı gibi dediler de tatlı yer. Gerildim. Is it delicious? Bayağı güzel. İçi tenteke. It looks delicious. Yeah. İçinde ne var ki? Patates var başka? Çok güzel. Okay. Çamur var. Her şey yok. Good. Very good. Bilmem fark ettiniz mi ama bakın şöyle. Acayip bir şekilde buranın pazarı şöyle renkli. Her yer renkli. Baksanıza rengarenk, rengarenk. Gördünüz mü? Bu renkli kültürüyle öne çıkıyor dedikleri şey doğruymuş. Bunu görmüş olduk. Ve dayı renkler basın, acayip hoş cıddak böyle. Doğukan Cansever hoş geldin. Sarı, cıddak kırmızı, cıddak mavi. Alacağımız şey bu şu anda. Can you say the name for me? Okay. Is it good? Okay. Bakın böyle pişiyi kızartıyorlar pişi. Ama nasıl şişiyor? Yanına yemeği koyuyorsunuz pişi. Direkt bandıra bandıra yiyorsunuz. Pişi yanına da mercimek yemeği. Yanına da kara şimşek. Çalmışlar. Bakın alıyorsunuz pişiyi. It's really beautiful pie. You open it up like a little sandwich. Yani esnaf tabağımıza kadar çalmışlar, inanamıyorum. Like that. And then you pop it in. Mesela askere göndersen az önceki arkadaşı mutlu olacak demek ki. Askeriye de en çok çıkan yemek biliyorsunuz ki mercimek. Delicious. Yeah, it's very good. Mesela ben bu hafta şey deneyeceğim, vegan karnabahar deneyeceğim yeşil mercimekten, tadı nasıl olacak söyleyeceğim size, güzel olacak mı olmayacak mı? Hayır, vegan karnı var. Vegan karnı yarık. Özür diliyorum, karnı yarık. Çok pardon, yanlış söyledim. Onu böyle şey gibi,
o kıymalı içi hazırlar gibi hazırlayıp edip mercimekle falan çok güzel olduğunu söyleyen insanlar var, merak ediyorum. Karnı yarın. O değil de çantam açık var. Az önce sırtıma aldıydım. Kapalıydı eminim. Allah'tan içinde lira var ya. Allah'ım yarabbim. Bu ne ilk günden ya? Şaka maka çantamızı açmışlar ya. Hello. Bakın arkadaşlar, mesela şu mavi yer. Şurası herhalde tuvalet ama gebereceğim. Oo. Öyle dehşet kokuyor ki oradan geçerken. Hala kokuyor. Yani şehir kokuyor olay yalan ama bu tuvaletin 10 metre çapı, alın o etrafı. Allah, o alanda yani yaşayabilen helal olsun. Bu ne? Thank you. Dondurma gibi bir şey aldım. İsmi kulfi, 20 rupi. Sıfır sıfır, direkt tutun, direkt tutun. Tuttu. Tamam, dondurma değilmiş bu ya. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Soğuk. Ben bu işte çok kötüyüm ya. Soğuk baharatlı bir dondurma yiyormuşum gibi. Ama erimiyor, yeniyor yani. Tavsiye edeceğim demiyorum. Çok da sevmedim ama. Nasıl bir şey? Güzel mi? Güzel yani. Ben ne var? Bir de bu sıcakta Hindistan'da olmazsa olmazsın su, hayvan gibi nemli bir ülke. Hayvan gibi nemli bir ülke. Yalnız yemin ederim, baksana ya. Her yer, her yerde yani. Hello. Annem odamda. Baksana ya. Her yer, her yerde yani. Hello. 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 Var ya, öyle bir şey bu. Yani boğazınız yanıyor. Yani o kadar baharat, o kadar acı kokusu var ki şeyde. Boğazım. Böyle Allah. Herkes korna ya, sağdan soldan susmuyor. Oh bak, acayip şu an nefes alırken bu, şuram yanıyor yani. Ve o kadar karışık ki. Çok yani kalabalık belki... ya, bak yemin ediyorum Hindistan'la ilgili bir şey gördüğümde bile böyle burama bir ağrı giriyor. Çünkü o kadar kalabalık, o kadar çok insan var ki ben bazen İstanbul'da bile böyle içime sinir basıyor. Gerçekten sinir basıyor. Ay çünkü bazı yerler o kadar kalabalık ki böyle sinir geliyor, anladın mı? Daral geliyor içime. Böyle şey falan demek istiyorum. Ay çıkın şuradan yani, şehirden çıkın falan diye bağırasım geliyor. Eski Delhi olduğu içindir bilmiyorum. %99 insanlar terlik giyiyor. Satıcılar maalesef double price veriyor. Benimle birlikte foto çekinir misin diyen de bir ton insan var. İnsanlar eşyaları kafalarında taşıyorlar. Bunu biri belki de bana böyle geliyor, emin değilim ama sokakta o kadar fazla kadın görmedim. Hani erkek sayısına oranladığımızda hele hele hiç acayip bir şekilde kadın yok. Bak arkamdan sen... Doğma büyüme İstanbulluyum. Mecidiyeköy tarafı falan yaşanmaz gibi kalabalık. Ya Allah'ım her yerler öyle ya. X-Murphy hoş geldin burada. Seyfo dayı hoş geldin. Merhabalar. Ve Tebru hoş geldin. Sefalar getirin. Tabii bir kişi vardı şu an. Hello. Abi gerçekten bunu memleketi herkes böyle şey. Nerede? Kendi halinde yani. Hello. Böyle bakın, mango her yerde satılıyor. Tanesi 20 rupi, 1,5 lira yani. Yani 1,5 lira. Çocuk sabahtan beri geziyor, videoda totalde 5 tane kadın gördük. Mango ne güzel yani. Yalnız yemin ederim korna sesinden kulağım kalmadı ya. Böyle sokakta sıcak olduğu için karpuz kavun kesip... Adam hiç iyi bakmadı. Şimdi Hindistan'da bir camiye geldim. Çok kamerayı göstermek istemiyorum. Bakın şöyle cami. Böyle. Şurada da abdest alıyor arkadaşlar. Meyvenin ne olduğunu bilmiyorum ama burada ezip içiyorsunuz. It's very good. Yemin ederim herhalde geldiğimden beri en sevdiğim içecek şu bu anda.
Ya bir sus, gözünüzü seveyim susun, şurada video çekiyorum ya. Allah. Aniden sussalar ya peki Hamza video çekiyor diye. Bir anda böyle şak diye sussalar. Aniden. Aniden. Allah. Aa pardon Hamza. Neyse. Din. Mango gibi ama mango değil ya, böyle daha açık, bilmiyorum içeceğin ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel. Turuncu şeyi görürseniz tavsiye ederim yani. Oh. Bir de bu ineklerin ***'ları da olduğu gibi acaba duruyor sokaklarda. O da herhalde acayip bir kokuyor yani. Bakın gençler, şimdi bir şeyler içmeye 3 durak ilerisine gittik. Şöyle göstereyim sokakları. O kadar az öncekine göre farklı ki. Şöyle bakın kadın sokaklara. Kadın. Az öncekiyle alakası yok. İnanamıyorum, kadın var. İkisinin aynı yer olduğunu yani inanılır gibi değil ya. Sakinliğine bakın. Korna sesi bile yok adam akıllı. Böyle marketler falan var. Starbucks var. Baksanıza gayet modern yani. Bildiğimiz şehir yani. Oğlum Nişantaşı'nda... Nişantaşı'nda böyle bir cadde var lan. Yani buna az önceye kadar ben aynı Hindistan'daydım. Bakın normal Starbucks'a geldik. Bakın böyle yerlerde Wi-Fi falan da var ya, yani internet sıkıntısı da çekmezsiniz. A few moments later. Lafımı geri alıyorum. İnternet bağlanmıyor. Bakın buraya numaranızı girmeniz gerekiyor. Şuraya da pin kod gelmesi gerekiyor. Ama Hindistan'da ama Türk sim kartları çalışmadığı için pin kod gelmiyor. Bu yüzden de Wi-Fi'ye bağlanamıyorsun. Lanet olsun. Neyse, hayırlısı. 8:01 PM. My Bar denen bir bara geldik. Yani, wow, hiç beklemiyordum böyle bir yer. Bar gayet hoş ya. Gayet güzel. Mesela arkadaşlar bu içecek 200 rupi tuttum. 199, 16 lira yapıyor. Vergiyle birazcık daha fazla. Benimki alkol içecek, alkollü de aynı tuttu. O yüzden çok fark etmiyor herhalde. Couple Area diye bir yer vardı bu arada. Mekan burası, My Bar. Hoş bir yer yani. Tek şey damsızları bir yere alıyorlar, damlıları bir yere alıyorlar. Çok iyi kanalmış ya, vallahi. Ben damsız yere gittim. Abi şurada devasa bir bina var ya. Acayip modern bir. Bu arada arkadaşlar Burger King'de kesinlikle et yok. Birkaç tavuk, bir de yumurta çeşitleri. Bugünkü günü tuk tukta bitirmek istiyorum. Farklı farklı yerlere dedik abi. Bir ton deneyecek şey var, bir ton gezilecek yer var. Bunlar farkındayım. İdemi bozmaya hazırım ki büyük ihtimalle bozuldu, hissediyorum. Ülke güzel, bol bol macera bizi bekliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Güle güle Hamza. Ne yiyorsun Hamza öyle? Vallahi Hamza'nın 10 numara kanalı var ya. Bağımlı gibi izlerim artık ben durup durup. Çok şükür yemek yerken izlenecek kanal. Efendim Ralph Bey'in 10 lira kadarmış. Selamlar, iyi yayınlar. Yayıncı ve müzisyenim yeni bir şarkı çıkardım. Efendim ben yayında hiç dinlemiyorum. Hiç dinlemiyorum. Hatta aşağıda da yazıyor, yayınlarda da sık sık söylüyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun efendim. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bol bol öpüyorum sizi. Çok çok öpüyorum. Okumam bir şey kaldım diye bakıyorum. Yok. Evet ya, çok tatlı vallahi. Aşırı tatlı yani hem de. Evet. Evet. Hadi bakalım. Vallahi heyecanlıyım. Şu heyecanımın sebebini birazdan göreceksiniz. Her gün bir tanecik Hamza videosu izleyebilirim. Bana göre ben hep oturur izlerim. BGS May hoş geldin, sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ederim abonem kanalı desteklediğiniz için. Hoş geldin. Şimdi dur lan. Dur. Ya Allah'ım ya Rabbim. Yani herhalde yayıncılık hayatımda bana en çok, ama gerçekten sıfır şaka, en çok tavsiye edilen oyun. Hiçbir zaman sebebini anlayamadım bu arada. Nedenini. Geliyor, durun. Lan! Şöyle yapalım.